Merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Güzel bir gecede buluştuk. Güzel de bir topluluk. Az önce dedim ki güzel bir niyet yapacağız herhalde ki güzel bir topluluk bir araya geldi. Çünkü bir şey olmadan önce aslında bunun oluşumu için ihtiyaç ne varsa o toplanıyor. Şimdi bu gece niyet etmenin gücünü konuşacağız. Mesela güç varsa enerji var demektir. Kararlılık var. Yani biz niyetin gücünü, enerjisini hayatımıza doğru yere aktarmayı konuşacağız aslında. Hepimiz niyeti biliyoruz. Hatta ben niyet defterinde bir kitap yazdım. Bir keresinde gelip bir toplantıdan sonra birisi geldi dedi ki, siz bunun eğitimini nerede aldınız? Dedim ki, niyetin bir eğitim olduğunu bilmiyorum. Nasıl yani, eğitim almadan mı kitap yazdınız dedi. Niyet kadim bir bilgi dedim. Yani ne bana ait ne size ait. Aslında çağlar boyu aktarılan. Ve bu aktarımdan bizim anladığımız ve çıkarttığımız sonuçlar aslında. Annelerimiz, anneannelerimiz hala hazırda herhangi bir konuda farkında olalım olmayalım niyet ediyoruz. Bir ibadete başlarken, bir konu hakkında, bir seyahate başlarken. Niyeti dilekten, duadan ve aslında diğer tüm isteme hallerinden ayıran bizim kararlılığımız. Yani biz bir şeye karar veriyoruz. Karar verdiğimizde de bunun sorumluluğunu alıyoruz. O zaman da aslında sonucu kabul ediyoruz. Bu gece ilginç bir tarihte bir araya geldik. 7 Mart, yarın Kadınlar Günü biliyorsunuz. Kadınlar ve dişi enerji aslında dönüşümün ilk durağı. O yüzden de biz bir şey alıp kabul ettiğimizde, hepimizin dişi tarafı var biliyorsunuz. Biz bir şey alıp kabul ettiğimizde dönüşüm başlıyor. 8'den bir gün önce başladığımıza göre, Dolunay'a da 5 gün var, biraz astrolojiyle de ilgileniyorum. İlk önce niyet ederek başlamak istiyorum. Sonunda da inşallah hep beraber bir niyet ederiz. Bütünün hayrı için. Ben bu akşam burada yaptığımız bu çalışmanın bırakamayıp içimize sıkıntı veren, bizi bizden alan, kendimiz olma çabamızın önünde duran engellerden arınmamız için aracılık etmesini, kendi öz varlığımızla buluşmamıza yardım etmesini, sıkıştığımız alanlarda ferahlık, üzüldüğümüz yerlerde neşe enerjisinin verilmesini niyet ederek başlıyorum. İnşallah hayrımız olur. Niye niyet? Hani herkesin bir merakı var. Niye niyetle ilgili bir kitap yazdım, niyetle ilgili çalışmalar yapıyorum. Aslında benim çocukluktan belli bir yaşa kadar, hatta bugün çalışmaya başlamadan önce birisi sordu, ne zamandan beri anlatıyorsun diye düşündüm. Gerçekten ben ne zamandan beri anlatıyorum dedim. Bazen unutuyoruz geçmişte engellerimizi. Uzun bir süre konuşma sorunum vardı. Satış şirketlerinde çalışmaya başladım 28 yaşımda. Satışta bir sorun yok. Birebir konuşurken hiçbir sorun yaşamıyorum. Ama 3 kişi bir araya gelince sesim kısılıyor. Ellerim titremeye başlıyor. Yani Türkiye birincisi oluyorum. Çıkıp teşekkür edemiyorum. Hani konuşma yapmayı bırakın, teşekkür edemiyorum. Konuşmayla biliyorsunuz dinleme kardeş. Duyamadığımız zaman konuşamıyoruz. Bu sebeple de çok dinleyen oldum uzun yıllar. Konuşmaktansa dinlemeyi seçtim. Çünkü konuşmak benim için utanç verici bir şeydi. Dinlediğim zaman da özellikle de büyükleri dinleyen bir çocuktum. Birazcık hani olgun çocukluğum oldu. Şimdi biraz da çocuksu tarafım var herhalde. Her şeye başlarken niyet ediyorlardı. İşte şu diktiğim elbise vaktiyle bitsin. İşte niyet ettim, niyet eyledim, taranam bereketli olsun. Niyet ettim, niyet eyledim. İşte oruya niyet edilir. İşte öyle çocuktum, öğleden sonra bozabilirsin çünkü niyet etmedim daha falan eder. Bunlar hep böyle gelmiş, yerleşmiş bir şeyleri. Niyet ederken de bazı iz düşümlerini izlediklerini fark ettim. Mesela niyet ettiler bir şeye,
birisi geliyor üstüne, bu iş yavaş gider. Bilmiyorum sizde de oldu mu? Benim için ağırlaştırır derlerdi. Kulakları çınlasın. İşte Meltem gelirse işin üstüne ağırlaştırır, sen gelme sakın. İşte şu gelsin falan derlerdi. Kontrol etme isteğimiz bir taraftan. Ama okuma da var. Hani çalışmaya başlarken şunu söyledim ya. Kadınlar gününden bir gün önce, Dolunay'dan da 5 gün önce aslında bize bir mesajı var yani. Niye, bu niyet çalışması. Çünkü ben bugüne kadar belki çok niyet anlattım ama bu gece burada anlatacağım ilk defa anlatıyorum ve ben de ilk defa dinleyeceğim sizinle birlikte. Akış ne muhabbet ederse oradan akacağız biz de. Dolunay gerçekleşiyor demiştim. Ben kitabımda da uzun uzun bahsettim. Astrolojik olaylar bende çok önemli. Faldan öte gökyüzünün bir enerjisi var. Yeryüzüyle birlikte. Bize aktardığı mesajı doğru alırsak bu enerjileri alıp istediğimiz yönde kullanabiliyoruz. Ne diyor şimdi gökyüzü? Başak Burcu'nda bir dolunay gerçekleşiyor 12 Mart'ta. Başak Burcu astrolojide 6. ev dediğimiz evi yönetir. Modern astroloji çalışanlar diyor ama klasik astroloji köleler evi diyor. Köleler evi derken aslında bizim bir başkası uğruna kendimizi feda etmemizi anlayabiliriz. Yani eğer biz bir şeye niyet edeceksek bu dolunay, bu çalışmada ya da bununla birlikte bir şey fark edeceksek, bu kendimizi ertelediğimiz başkalarının onaylaması için, o başkası kim birlikte açacağız sonra onu, başkası bizi onaylasın diye fedakarlık ettiğimiz, alttan aldığımız veya kendimizi esir hissettiğimiz alanlardan özgürleşmemiz için bir mesajı var gökyüzü. Bunu alıp kullanabiliriz. Bir şeyi dönüştürebilmek için, dikkat edin değiştirmek demiyorum, dönüştürebilmek için, yani bir halden bir hale taşınabilmek için önce kabul gerekiyor. Neyi? Mesela yaşadıklarımızı. Çoğunlukla biz yaşadıklarımızı kabul edemiyoruz. Her ne kadar kabul ediyormuşuz gibi davransak da bir kere affetme diye bir ifade kullanıyoruz. Affetme varsa dostlar, haklılık vardır. Eğer biz kendimizi haklı görüyorsak taraf olmuşuzdur. Taraf olan bertaraf olur. Çünkü biz her bir alanı görme gücüne sahip değiliz. Sadece baktığımız yeri görüyoruz. Yaşadıklarımızı biliyoruz. Bir de yaşattıklarımız var, an be an. Biz affetmek diyorsak kibrediyoruz. Kime karşı? Karşımızdakine. Aslında kendimizi bir haksızlığa uğramış görüyoruz. Herhangi bir konuda kendimizi haksızlığa uğramış görüyorsak da aslında önce kendi hakkımızı yiyoruz. Kendimize karşı. Şimdi bizi yönlendiren bir takım kalıplar var. Bu kalıplar yıkılmadan, değişmeden, dönüşmeden, bizim önümüzden kalkmadan aslında biz kendimiz olma yolunda pek ilerleyemiyoruz. Bunları neler etkiliyor? Öncelikle aslında ailemiz, büyürken seyrettiklerimiz, ailemizin yaşadıkları, anne baba modellerimiz, sonrasında kendi yaşadıklarımız. Çünkü biz hani bir şey görünce inanıyoruz ya, görünce daha çok etkileniyoruz. Sihirbazlar çocukken bize onu anlatıyorlardı. Ve sonrasında da yaşadığımız coğrafyanın bize seyrettirdikleri. Bunlar bizim hayata dair kabul ettiğimiz olacaklar ya da olmayacaklar, itirazlar ya da kabuller. Bu böyle 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 gidecek, gider ya da bu böyle böyle olur, asla değişmez. Zaten asla varsa ifadelerimizde keskinlik ve kesinlik var. Orada kesiyoruz. Değişim, dönüşümü istemiyoruz. Birazcık daha ilerledikten sonra birlikte örneklemeler yapalım. Örnekler üzerinden çok daha netleşerek gideceğiz inşallah. Nedir mesela anne baba kalıplarından öğrendiklerimiz? Diyelim ki
büyüdüğümüz çevrede bize birine benzediğimizi ifade ediyorlar. Teyzemize, dayımıza, annemize, babamıza ediyorlar mı? Edinmeyen yoktur herhalde, değil mi? Hep böyle bir yere bir bağlantı kurarlar. Şimdi burada önümüzde iki tane model çıkıyor. Bu iki modelin içerisinde de biz yokuz. Birinde eğer model iyiyse, başarılıysa biz ne yaparsak yapalım o görünmeyecek. Zaten onun gibi olacağız. Yani biz artı bir koysak dahi ha sen de tıpkı dayın gibisin. Tıpkı anneannen gibisin. Onun kaderini yaşayacaksın. Ve biz de buna ikna olup başlıyoruz. Ha bak benim şu huyum evet gerçekten ona benziyor. Evet benim şu huyum bilmem ne işte. Peki diyelim ki örnek kötü. Alkol alan bir akraba var. Bir yudum içtiniz. Heh. Sen aynı dedene benziyorsun. O da içerdi böyle. Diyorlar değil mi? Şuur altı şunu diyor. Ben dedem gibiyim. Şimdi dede ne yaşadıysa içtiği her yudumda kendini alkolik görmeye başladı. Halbuki alkolle bu böyle bir şey değildi. O güçlendirildi. Burada kendim olamam kalıbı çıktı ortaya. Kendim olmak için ne yapmam lazım? Aslında bütün bunların, bütün bu hikayelerin değişmesi lazım. Onların gitmesine izin vermem lazım. Oysa ki bizi yöneten en önemli kalıplardan birisi iyi desinler. Ben yaptığım çalışmalarda şunu gördüm, hatta şimdi üçüncü baskı hazırlanıyor niyet defterinin. Oraya ek yaptım bu çalışmalarla, örneklerle. İnsanlar da çok güzel paylaşımlar yapıyorlar. Mesela bir şey istiyoruz. Gerçekten de olacak yani. İnanır mısınız? İçimizde böyle bir kımıldı başlıyor. Hatta bir danışanım geldi bana dedi ki, şimdi ben dönüşürsem kocam değişecek mi dedi. Kocam gidecek mi dedi. O kadar iyi hissediyor ki ihtiyacı olanla buluşmuş. Tam ihtiyacı olan karşısında. İki şey var burada bakın. Bir, ihtiyacım olan orada ama ben bunu kabul etmiyorum. Kocasına itirazı vardı çünkü. İki, dönüşürsem her şey kontrolümün dışına çıkacak. Kocamın gidip kalmasını kontrol edemeyeceğim. Ya değişirse ya dönüşürse. Bildiğimiz alan bizim için güvenli. Yani aile iflas yaşadıysa bakın birçoğumuz bir şekilde iflas yaşamış olabiliriz. İlla maddi iflas değil bu. Bedenin iflası da bir iflas. Arkadaşlar, ilişkiler. Yani bir şeyi kaybetme. Eğer biz fazlasıyla bir şeyi yok edecek kadar harcıyorsak, maddi sıkıntılar yaşıyor isek, cebimizde istediğimiz zaman, istediğimiz kaynağı kullanacağımız kadar maddi seçenekler bırakmıyorsak, yani paramız isteklerimizle örtüşmüyorsa, zamanımız yetmiyorsa, bir konuda aşırıya gitmişiz demektir. Aşırıya gittiğimiz alan başkaları için harcadığımız performanstır. Yani boşa, nafile çabadır. Çünkü aslında bizim ne istediğimizi, neye ihtiyacımız olduğunu garson bilmez. Değil mi? O yüzden bize sorar. Ne arzu etmiştiniz? Biz de söyleriz şöyle böyle ya da deriz ki sizin tavsiyeniz nedir? Onun tavsiyeleri içinden de dinleriz. Değil mi? Deriz ki ne var? Tarhana çorbası, mercimek çorbası. İşte diyelim ki bir de sebze çorbası. Bize yakın olanı isteriz. Şunu demeyiz, sen kafana göre getir. Eğer diyorsak ne tadına ne de fiyatına itirazımız olamaz. Değil mi? Onun öderiz ama neden ödediğimizi bilmeyiz. Burada kararı veren karşı taraftır. Biz herhangi bir konuda sevdiğimiz dediğimiz kişilere ne yapayım? Çıkayım mı işte? Ne diyorsun? Bak bu adam beni deli edecek. Patron benim istediğimi vermiyor. Çık dedi. Ah zavallı o çık diye. Çünkü her iki seçenekte de
karşısında kararı verdirttiği artık onu putlaştırdı. İyi de ondan, kötü de ondan. Kötüyse, diyelim ki işten ayrıldı kişi, Ali işten ayrıldı ve bu durumdan memnun kalmadı. Ona akıl veren biri artık kötü. Artık konuşacak bir konusu var. İş bitti. Onu işten ayrılması için tavsiyede bulunan biri kötü. Patron değil artık. O enerji oraya gitti. Diyelim ki ayrıldı. Veli ayrıldı dedi, ayrıldı. Ali de gitti, çok iyi bir iş buldu. Artık Veli, Ali'nin tapınacağı kutu. Bitti. O ondan biliyor her şeyi. Veli demeseydi ben yapamazdım. Bak görüyor musun? Ne güzel akıl verdi. Bu sebeple gitmiyor muyuz falcılara? Söyleyeceği, tavsiye edeceği şeyi yapmak üzere. Oysa ki bilgi bizde. Geleceğimizin bilgisi de bizde. Neyi istediğimiz, neyi istemediğimizle ilgili herhangi bir durumu değiştirmek için adım atmıyoruz. Attığımızda dönüşüyor zaten. İstediğimizde geliyor. Bizi korkutan aslında zaten bunların değişmesi. Birebir diyelim ki çalışma yapıyoruz. Bana diyorlar ki ya Mert Hanım işte söylüyorsun ediyorsun da ben söylüyorum. Niyet ediyorum. Tam olacakmış gibi oluyor. Sonunda olmuyor. Demek ki mış gibi yapıyorsun diyorum. O da ne demek diyor yani. Mış gibi yapmak ne demek? Yani sen istediğin için bunu istemiyorsun. İnandırmışlar bunu sana. Yani çok güzel. Evin olursa mutlu olacaksın zannediyorsun. İşte kocan olursa mutlu olacaksın zannediyorsun. Veya ne bileyim. İşin olursa mutlu olacaksın zannediyorsun. Bunların hiçbiri mutluluk getirmez ki. Getirir mi? Bir insan evi olduğu için mutlu olmaz. Ev mutluluk vermez. Evin içinde yaşanan hal mutluluk verir. Hiçbir ilişki olduğu için mutluluk vermez. Bir alışveriş varsa mutluluk olur. Para tek başına mutluluk vermez. Oturup paranızı seyredip mutlu olmazsınız. Bir şeye sahip olmak mutluluk vermez. Bu nedenle çağın en büyük hastalığı mutsuzluk. İnsanlar bir şeyi istiyor. Niyet edin diyorum, ev, araba. Bir ilk sıra ev, araba. Evi olsa da ama fark etmiyor. Biriktirme gayreti. Ev, araba. İşte iş bazen. İşte aşk. Sonra geleceğiz o konuya. Aşk istiyorum diyor. Peki eyvallah, nasıl istiyorsun? Söyle. Aşk istemiyor aslında o anda. Bir ilişki istiyor. Çok haklı bir şeyle, gerekçeyle aslında muhabbet edeceği, paylaşımda bulunacağını, sevdiğini, sevildiğini hissedeceğini birisini istiyor. Şimdi diyorum ki nasıl birisi? İstiyorum işte diyor. Ya sen bir söyle, nasıl istiyorsun? Şimdi ilk zamanlarda sadece yazıyordum. O söylüyor, ben yazıyorum. Diyorum ki sen şöyle 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 birisini istiyorsun. Zaten hep öyle geliyor diyor. Sen hala öyle isteme devam ediyorsun. Öyle çağırıyor. Bazı da itiraz ediyor. Hayır ben böyle söylemedim, siz böyle yazdınız. Ha öyle mi? Peki tamam o zaman. Ses kaydı. Kendi ses kaydına itiraz edenler de oluyor. Öyle demek istemedim, o anda öyle çıktı. Şimdi bana niye para veriyorsun o zaman? Değil mi? Geliyorsun, dinliyorum seni, birlikte bir şeyi yapacağız. Ayna tutuyorum, bak diyorum bunu böyle yaparsan diyorum. Hayır, neden istemiyor? Genellikle istediğimiz şey şu. O yüzden geçmiş çok kıymetli. Geçmişe olan tavrı dönüştürebilmek çok kıymetli. Geçmişi kucaklamak çok kıymetli. Şimdi genelde kendi niyetlerinizi, benim size tavsiyem de bu, yazın. Hatta ses kaydı alın. Yani insan en iyi kendimizi kandırıyoruz. En güzel kendimize oyun oynuyoruz. Diyelim ki birisi bir ilişkiyle ilgili niyet edecek değil mi? Önce eski yaşadığı ne varsa öyle olmasın istiyor. Hani o MMA eklene gelmiyorum bile. Hani olmasın, yapmasın, M eki çalışmıyor. Yani zaten bu grup bunları bilen bir grup. Bu değil yani söylediğim. Onun tam tersini, o akıllanmışlar yani orada. Tam böyle zihin küpür küpür çalışıyor yani. İşte beni çok sevsin. Ailemi de sevsin. İşte ne istediğimi ben söylemeden tahmin etsin. Önceden hep geçiştirilmiş onlar yani. Şöyle olsun, böyle olsun. Kardeşim sen neredesin burada? Hani mutluluk? Değil mi?
Şimdi tam olarak istediği şey kendisiyle ilgili değilse kişinin, kendi istesinden değilse verilenden tatmin olmuyor. Bu değildi ki istediğim diyor. E sen demedin mi annemi sevsin, aileyle iyi geçinsin, hep beraber gezip tozuyorlar. E diyor ki bu benimle ilgilenmiyor ama sen ailenle ilgilensin istedin. Değil mi? Öyle olmuyor. Diyelim ki iflas etmiş kişi ya da başarısız olmuş, iş kuracak. Doğru bir zaman mı şimdi iş kurmam için diyor. Sen istiyorsan doğru zaman diyorum yani. Ne istiyorsan, hayır doğru zamanda olmasını istiyorum. Ya demek ki bu kadar doğru diyorsa içeride yanlış bir şey var. Bakın, hayat dualite denilen zıtlık diye gördüğümüz diğeriyle tamamlanarak yeniyi yaratıyor. Yani ne yapıyor? Bir anne, yani bir kadın ve bir erkek bir araya geliyor, birleşiyor ve yepyeni bir varlık ortaya çıkıyor. Bunun adı çocuk, gelecek. Yani bir ve iki bir araya geliyor ve üç oluyor. Yani biz diğer tarafımızla buluşup tamamlandığımızı, tam da ihtiyacımız olan şeyin bize verildiğini fark ettiğimizde, kabul ettiğimizde tamamlanıyoruz. Bu ne demek? Geçmişe dönüp baktığımızda iyi ki olmuş. Ama bu hani kendimize en çok şey yapıyoruz ya, oyun oynuyoruz ya. Bu hani affediyorum, kabul ediyorum, ay iyi ki de böyle olmuş değil yani. Gerçekten, kalpten iyi ki böyle olmuş. O gün ihtiyacım olan bana verilmiş. Çünkü biz hayatın içerisinde ne kadar çok itiraz ediyorsak ki bulunduğumuz coğrafya demiştik hatırlarsanız. Bulunduğumuz coğrafyada birbirine itiraz etmeyen şey yok. Topluluk yok yani. Değil mi? Hep böyle bir zıtlık. En son geldiğimiz noktada evet diyenler, hayır diyenler diye net ikiye bölündük yani. Bu şu demek. Sürekli gece olsun, sürekli gündüz olsun. O zaman gün tamamlanmıyor ki, bitmiyor gün. Değil mi? Günü tamamlayan şey uzun ya da kısa, gece ve gündüz bir araya geliyor. Bir tamlık, bütünlük arz ediyor. Adı gün onun. Artık ne gece ne gündüz. Bambaşka bir şey. Biz itiraz ettiğimiz sürece ikna edilmeye çalışıyoruz. Kendimizi ikna etmeye çalışıyoruz. Benim buna ihtiyacım var. Benim şöyle 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 olmasına ihtiyacım var. Ama nerede? Dışarıda. Dışarıyı düzeltirsem her şey tam istediğim gibi olacak. Bu yüzden de çok sık ev yerleştiriyoruz. Taşınıyoruz. İş değiştiriyoruz. Kendimize bunları anlatmak için. İlişkilerde değişim yaşıyoruz. Değiştiremiyoruz işte. Dışarıyı değiştiriyoruz. Halbuki hiçbir şey değiştiremiyoruz. Şunu yapabiliriz. Bu olan bana ne anlatıyor? Yazmak o kadar iyi geliyor ki insana. Yani benim tavsiye olarak her zaman söylediğim bir şey var. Önce rüyaları yazmak. Rüyalar çok kıymetli. Rüyalar bizim ruhumuzun bize mektupları. Ve yazarken anlattığınız gibi olmuyor. Rüyanın size bir mesajı oluyor. Lütfen bir deneyin. Daha dün sabah rüyayı kendime anlatıyorum. Yazıyorum, kendime anlatıyorum. Rüyanın sonunda onca şey oldu bitti. Rüya bana anlatıyor diye. Bir anda yazdım yani. Tık tık, bu rüyanın yorumu bu. Sonra gittim. Bir kez de anlattım birisine. Onu anlatırken daha onun yorumu gelmeden bir şey oldu. Ah evet dedim, bir de bunu demek istiyor. Şimdi hani bazen konuşuyoruz ya, bu hayat bir rüya, bir illüzyon. E lütfen yazın o zaman bu rüyayı. Bu rüyada neler oluyor? Bu rüyada sinir olduklarınız neler? Gıcık olduklarınız. Bir yazın. İstemedikleriniz. Mesaj orada. Bakmadığımız yerde saklı mesaj. Diğerini biliyoruz, orası aydınlık. İtiraz ettiğimiz şurası var ya, asla dediğimiz. Hayır, hayır, kesinlikle. Bu mu hiç olmaz yani, mümkün değil. Cevap orada saklı. Kendimiz için de böyle. Yani bir konuda bize bir teklifte bulunuyor diyelim hayat. O teklifi hemen reddediyorsak lütfen bir düşünün. Neden reddettik? Bizim istediğimiz gibi olmadığı için. Yani biz bizim istediğimiz gibi olsun diye diretiyorsak eylem duruyor. Öyle değil mi? Eylem nedir? Ateş değil midir?
hareket. Ateşin, eylemin tersi nedir? Kötüsü, öfke. Yani biz, benim istediğim gibi olursa ancak iyi olur. Şöyle, şöyle, şöyle olursa iyi olur diye diretiyorsak, kapıya geleni açmıyoruz. Ve bu bizi öfkelendiriyor ses. Toplumca zaten öfkeli bir kalabalık olduk yani. Hem yönetenlerin tavırları, hem de bizim ona tepkimiz, yani onlara tepkimiz aslında öfke enerjisini köpürtüyor. Bir yerde çok öfke varsa arkadaşlar, eylem azdır. Öfke çünkü bir ateşin dumanlı harlaması gibi. Yani bir yemek pişiremezsiniz çok yüksek ateşte, değil mi? Yemek pişirmek için, bir şeyi demlemek için, bir halden bir hale taşıyabilmek için size dengeli bir ateş gerekir. Hatta şimdi modern dünyada bir de ayarlayabiliyoruz yani, değil mi? İstediğimiz oranda. Peki, neden sizce bizim istediğimiz gibi olsun istiyoruz da, hani şu sohbet ederken, yazarken, konuşurken en çok ifade ettiğimiz şey, anda yaşamak, akışa bırakmak, en çok ihtiyacımız olduğu için sürekli tekrar ediyoruz, zikir gibi. Neden bunu yapamıyoruz? Artık sohbetle gidelim yani, değil mi? Neden sizce en iyisini biz biliyoruz? Bakmadığım yerde benim için bir risk taşıdığı için değişim dönüşüm her zaman sancılı oluyor insan için. Biraz da o yüzden hani var olan durumu muhafaza etmek kötü olsa bile. Genellikle mesela yaşadığınız olmuştur ya da seyrettiğiniz olmuştur, yaşadığınız olmadıysa da. Hayatında büyük dönüşümler yaşayan insanlar öncesinde bir kriz yaşarlar. Dikkatinizi çekti mi? Mesela iflas. Görürsün yani mesela dersin ki hani akıl vermek kolay oluyor ya. Ya bırak işte iflas etsen çekil kıyıya falan dersin. O, olur mu işte kurtaracağım, kredi alacağım. Şunu yapın görürsün. O sana anlatır yani. Ya bıraksa 50 bin lira borçla çıkacak. Devam ediyor 100 bin lirayla. Onu da görürsün anlayamazsın. Yani niye böyle yapıyor? Halbuki o anda hani canı çıkıyordur. Hani bildiği ondan alınıyordur. Hani güvenli alandan çıkıyor. Zaten panik o yani. O güvenli alandan çıkıyorum eyvah. Ya da mesela kanser hastalığı çok sık rastladığımız bir hastalık haline geldi, değil mi? Neden bizi bu kadar etkiliyor kanser? Çünkü sonucu çok net. Ya ölüyor ya diriliyor. Ama diriliyor diyorum bakın. Yaşamaya devam ediyor demiyorum. Diriliyor, canlanıyor. Ve kanser hikayelerine bakınız. İşte şöyle 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 çalışıyordum, işte nefes almıyordum, şunu yapmıyordum. İşte bir baktım ki benim bir hayatım yok, şöyle oldu, böyle oldu, şuna çok üzülmüştüm, buna şöyleydi. Birden kanser olduğumu öğrendim ve ondan sonra beni üzen her şeyi bıraktım. Bakın ifadede bırakmak var. Ve bundan sonra o gün son günümmüş gibi yaşamaya başladım. Benim çevremde var, danışanlarım içerisinde de var. Hastalığı bir anda dönüştürdü. Bir örnek, yani en hızlı götüren kanser türlerinden biri yemek borusunda konumlananmış. Tesadüfen bir şeyde, bir etkinlikte, açık hava etkinliği, biz de topluyoruz. Bir işimizde biliyorsunuz Himalaya tuzu. Lambaları da koydum, artık ağır olduğu için hani arabaya gönderiyorum yavaş yavaş ki taşıması kolay olsun. Birisi geldi dedi ki, tuz lambanız var mı? Ona verilen fırsatı değerlendiremeyen için mi? Ha, aptallar için, çok özür dilerim. Aptallar için tuz lambanız var mı dedi. Şöyle bir döndü. Ona verilen şansı değerlendirmek isteyenler için var dedim. Orada bir akış oldu yani. Böyle gayet hoş bir bayan. Ağladı ağlayacak. Yeni mi aldınız haberi dedim. Az önce sonuçları söylemişler. Al şu canımı da kurtulayım demişsiniz dedim. Çünkü hani bana soruyorlar iyi niyet, kötü niyet diye bir şey var mı? Hayır niyet var yani.
biz farkında olmadan öyle niyetler ediyoruz ki yapıyoruz, bozuyoruz, yapıyoruz, bozuyoruz, bazısında kararlı davranıyoruz. Kalmak istiyor musun dedim. Evet dedi, benim 6 yaşında kızım var. Hayır, kızın için değil, kendin için kalmak istiyor musun? O anda gerçekten, hani gerçekten başka hiçbir şey olmadığına inandığımız anlar vardır. Yani o yıkım, değil mi? Bina güm gitti, eski inanç. Yeni bir şey istedi. Evet, istiyorum dedi. Eğer bu şans verilirse bu, bunu daha iyi kullanacağım. Orada tanıştık, telefonlarımızı verdik. Kısa bir süre sonra beni aradı. Dedi ki, ben ameliyat olmaya karar verdim. Eğer seninle görüşürsem buna müdahale edeceksin, biliyorum. O yüzden seninle görüşmeyeceğim. Bittikten sonra her şeyi seninle görüşeceğim dedi. Sonra buluştuk. Şimdi 3., 4. yıl oldu. Çok şükür artık bütün kontrolleri de bitti. İlk işi bırakmak oldu. Tahmin ediyorsunuz. Önemli de kariyeri vardı, yani bir akademisyendi. Devam etse, bayağı da iyi bir üniversitedeydi. Devam etmeyi bıraktı. Kendini devam etmeye zorlamayı bıraktı. Para endişesini bıraktı. Çünkü daha büyük bir endişe verdiler kendisine. Yani o yüzden aslında bizim en büyük servetimiz ilk önce nefesimiz. Sağlıklı bir nefes alıyorsak büyük servet sahibiyiz, değil mi? Şimdi yaşayıp sağlıklı nefes alamayan, yaşatılan insanlar var yoğun bakımlarda. Yaşıyorlar ama yaşamıyorlar. Arada bir bunlarla karşılaştığımızda şüküre geliyoruz. Çok şükür diyoruz yani. Evet, şu sıkıntım var ama bak nefes alıyorum. İkinci en önemli unsurumuz, aracımız bedenimiz. Değil mi? Bir uzuv kaybı yaşayan bir yakınımız, engelli insanların zaten bize en önemli mesajı bu. Kıymetini bil sana verilen enstrümanların. Öyle değil mi? Diğer en önemli servetimiz zamanımız. En hoyrat harcadığımız. Bakın, bir insanın 1 milyar doları olabilir. Çok birçoğu kişi için de çok böyle şehvetli bir durum yani. 1 milyar dolar nasıl harcanır, ne olabilir falan filan gibi. Zamanı bittiyse 1 milyar dolar veriyor, 1 dakika vermiyorlar. Hadi canım diyorlar bu tarafa. Zaman bitti, değil mi? Ama bir insanın bir sorunu var. Parası yoksa ama zamanı var. Vakti var daha bu dünyada. Bakın kanser bile olanı hemen geliyorlar. Demek ki bir şey istemek, dilemek için, bir şey olması için para ihtiyacımız yok. Var mı? Ama en büyük blokaj para. Ben bütün çalışmalarda yazıyorum. Ne istiyorsun? Hep böyle uzakta bir şey istiyor yani. Hiç alakasız. Aslında istemiyor zaten. Peki yurt dışına gitmek istiyorum. Neresi yurt dışı yani? Yurdun dışı. Iğdır'dan uzat ayağını, geri gel, değil mi? Kıbrıs'ta yurt dışı. Neresi? Kem 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 küm 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 işte orası mı bilemiyorum, burası değil, net değil. İstese gider. Gittik, değil mi? Mutlaka içimizde küt diye böyle bir fırsat, bir gitmediyseniz bende çok var yani öyle hikaye. Yani davet ediliyorum, yarı fiyatına gidiyorum. Çünkü sadece niyet ediyorum. Gitmeye, orayı görmeye. Orayla ilgili bir heyecan duyuyorum. Heyecanlandırıyorsa beni orası gidiyor. Ama heyecanlandırmıyorsa gidemiyorum. Ya diyorum ki, söyle niyetini. Ya işte kendi işimi yapmak istiyorum ama ne? Ne var? Param yok. Kendi işini yapmakla paranın ne ilgisi var, ben anlamadım. Var mı sizce? Var diyeceksiniz. Şirket kurmak, şunu yapmak mı? Benim gördüğüm başarı hikayelerinin içinde hiçbirinde para yok. Hepsinde yetenek var. Zaten siz yetenekliyseniz, sen dedi ki hayat tamamlama. Biz hep zıtlık, siyah, beyaz, öfke bilmem, tamamlamayı bu zannediyoruz. Yetenekliyseniz hop ihtiyacınız olan para veriliyor. Bakın bu da tamamlanma. Birkaç örnek vereyim. Çok sevdiğim bir insan var. Günaydın restoranların sahibi Cüneyt. Eğitimi yok, parası da yok ama yeteneği ve yaşamaya olan şevki onu iyi bir kasap yapıyor. Çok kısa bir sürede, çok güzel bir hikayesi de var. İşte ailesinin et yemesini istiyor. Gayet düşük gelirli bir ailesi var.
ilkokuldan çıkınca kendiliğinden gidip çırak oluyor bir kasap dükkanına. Zamanla ilerlemek istiyor, geliştirmek istiyor. Hani o bir kilo et için giriyor, o bir kilo et yetmiyor. En iyi kasap olmak istiyor. Bakın burada para yok gene, bir şeye sahip olmak da yok. Bakıyor ki farklılaşmak önemli. Yıllarca düşündüm Günaydın önünden geçerken, niye et lokantasının sembolü horoz olur? Niye? Tavuk satmıyorlar, et satıyorlar değil mi? Tuhaf yani. Sonra sembollerle ilgili araştırma yaparken Cüneyt'e gittim, sordum, neden dedim horoz koydun? Horoz aydınlanmakla ilgili, işte kötü enerjileri yok etmekle ilgili, çok iyi bir sembol seçmişsin. Yok canım dedi. Günaydın desin herkes birbirine dedim dedi. Şimdi kendiliğinden oluyor bakın her şey. Neyse sonra ustasından, bir kasap dükkanı, ustasından söz alıyor. Askere gidip gelecek, ustası işi bırakacak, onu ortak yapacak. Yine para yok ortada. Geliyor ki, ustanın parası var, Cüneyt'te yok. Bir geliyor ki usta satmış dükkanı. Çok bozuluyor. Biraz da küsüyor içeriden. Aradan zaman başkalarına satmış, şu anki ortağı. Aradan zaman geçiyor. Bunlar işletemiyorlar dükkanı. Cüneyt'i çağırıyorlar. Bak, yani eğer denk gelirseniz, ekranda bir et kol çıkartıyor. Bir dakika sürmüyor yani. Hani o adamın bir koşmuş da bir dakikanın altında 100 metre. Onun gibi bir şey yani. Hızlandırılmış da şşşt yapıyor. Sadece yeteneğine odaklanıyor. En iyi olmak istiyor. Dünyanın en iyi kasabı olmak istiyorum diyor. O anda gene yeteneğe, bütün enerjiyi yeteneğe aktarıyor. Bunu çağırıyorlar. Diyorlar ki biz yapamadık. Sen bizimle çalış. Hayır diyor, çalışma. Ben de bu işe dahil olmak istiyorum. Orada sahiplenme var bakın. Para kazanmak, zengin olayım, öyle yapayım, böyle yapayım değil. Şimdi biliyorsunuz büyük bir grupla ortak oldular. Ha, bu arada da bir gün ben gittim, Araplarla diyalogumuz var. Dedim ki, Araplar senin zinciri satın almak istiyor. Kaça satarsın dedim. 300 milyona dedim. Yok artık sen dedim, daha neler. Doğru bir fiyat söyle dedim, alsınlar. Kendimce hani fiyat biçiyorum ya. Aradan 3 yıl geçti dostlar, 300 milyona satıldı. 300 milyon dolara satıldı. Günaydın, %40'ı, %30'u onlarda kaldı. Ve şimdi dünya şirketi. İşte bir sürü yerde bir sürü şeyleri var. Hiçbirinde Cüneyt'in zengin olma isteği yok. Ve hala hazırda sabah 4'te etleri seçmeye bu sahneye gidiyor. O aşkı devam ettiği için iş devam ediyor. Biz bir şeyi gerçekten aşkla yaptığımızda, bu hikayeleri hep duyuyoruz, hep görüyoruz. Kainat fırsatı ayağımıza kadar getiriyor. Hatta alıp almamamıza da bakmıyor. Al diye zorluyor bizi. Ama biz ne zaman mış gibi yapıyoruz, istiyormuş gibi. Dışarıdan etkilendiğimizde mış gibi yapıyoruz. Diyelim ki, geçen soruyorum, grup çalışmamız var. Yetenek, kendi yeteneklerini keşfetmek diye bir bölüm. Kendi değerini bilmek diye bir grup çalışmamız var. O bölümde gelmişiz. İşte yeteneğiniz nedir diye soruyorum. Herkes kilitlendi. Benim yeteneğim ne? Ne benim yeteneğim? Bilmiyoruz. Okuduğumuz okulu söylüyoruz. İşte yaptığımız işi söylüyoruz. Başkalarının bizim için söylediklerini söylüyoruz. Dikiş dikmekte de birisi. Aa, ne kadar güzel dedi. Hatta dedi, ben yani kendim tasarlayıp dikiyordum. O ben çalışma sırasında şöyle anladım. Hani işi bırakacak, işiyle de ilgili sıkıntıları vardı. İşi bırakacak ve dikişle ilgili bir şey yapacak. Ay yok dedi. Ha tamam, nasıl bırakayım dedi. Ödemeler, şunlar bunlar var. Ben dedi, istediğimi yapamam. Peki, sizce o istediğini yapamıyorsa ve biz bir şey aşkla yaptığımızda, sevgiyle yaptığımızda, kainatın bir parçası oluyorsak, çünkü biz sıfırdan bir şey yaratmıyoruz. Biz var olanı dönüştürüyoruz. Mesela hidrojenle oksijeni bir araya getirip su yapabiliriz, değil mi? Ama suyu yapmak için hidrojen ve oksijene ihtiyacımız var. Öyle değil mi? Yani bizim cebimizde yeteneklerimiz var. Dışarıdan da alacaklarımız var. Bununla bir dönüşüm yaşıyoruz ve yaşatıyoruz. Yeşeriyoruz yani. Bir halde ölüyoruz, bir halde doğuyoruz. Bunu yaparsak kainat coşuyor. İşte aslında irade ediyoruz. İnsan oluyoruz. Karar veriyoruz. Devamlılığını gösteriyoruz. Çünkü neden? İnanıyoruz. Biz onun iyi olacağını biliyoruz. Mesela iyi olacağını düşündüğümüz bir konuda sonuç harika. Yemek yapmaktan düşünün. Hepimiz az çok
ister yumurta kırdık, ister menemen yaptık, ister sofra hazırladık. Yemeği yaparken aradığınız bir tat vardır. Değil mi? İlk kez yapsanız dahi bir yemeği, tuzu eksiktir, işte kimyonu fazladır, bir şey eksiktir, o nedir acaba? Siz onun içine girersiniz, bakarsınız, tadını araştırırsınız. İşte yaptığımız iş her ne ise eğer girip içine bakıp onun neye ihtiyacı var ve biz ne olursa mutlu olacağız, ha tamam diyeceğiz yapıyorsak, orada başarı var, mutluluk var, keyif var. Hani böyle dışarıdan seyrediyoruz da hep mi bunun başına iyi şeyler geliyor? Evet, hep iyi şeyler geliyor. İyi diye bir şey yok. Onun başına bir şey geliyor yani ve o bundan mutlu. İyi kötü diye ayırdığımız bizim kafamızda seyrettiğimiz filmde. O şükür diyor gidiyor. Değil mi? Çok mesela meraklıyız derviş hikayeleri anlatmaya. Dervişin yaşadığını değil aslında bize aktardığı hali almak istiyoruz. Çünkü eyvallah diyor yani ne olursa olsun eyvallah. Değil mi? Olan var. Eksi artı yok. Şimdi bazı diyor ki işte derviş dert vermeyince Allah şey yaparmış. Allah'ım beni sevmiyor musun? Derviş dert diye görmüyor ki onu. Dertte niye dert vermiyorsun diye sorsun. Değil mi? Yani derviş olan olarak görüyor. Ama bizim sıkıntı diye gördüğümüz şey o sıkıp bıraktığı okumasına, ilerlemesine ve aşkına olan teslimiyetini arttırıyor. Öyle değil mi? Biz o hali seviyoruz. O hale taşınmak istiyoruz. O yüzden yani bu hikayeleri paylaşıyoruz. Başına gelen kötü bir şeyden sonra iyi bir şey yaratan insanlar bize bir halde öldüğümüzde, bir hali bıraktığımızda başkalarının dediğini dinleyip kendi dediğimizde değil kalbin sesini gerçeğe dönüştürdüğümüzde memnunuz, mutluyuz, huzurluyuz. Huzurdaysak da zaten dahasını istemiyoruz. Biz ifadelerimizde daha, çok, hep, her, keşke diyorsak bulunduğumuz halden memnun değiliz. Mutlu değiliz. Kendimizden ama. O yüzden de karşımızdakinden şikayet ederiz. O gitse, değişse şahane olur. Değişir, beteri gelir. Çok güzel atasözlerimiz de var. Gelen giden aratır. Şey var ya, o onu söylüyor bize aslında. Diyor ki yani bu karşındakiyi de hallet. Bu giderse beteri gelecek çünkü. Biz onu eskiyi korumak gibi algılıyoruz. Hayır değil. Çok güzel. Ağzından çıkanı kulağın duysun. Değil mi? Kişisel dönüşüme, kişisel gelişim kitaplarına ihtiyacımız yok. Anadolu'nun atasözlerini oturup gerçekten anlasak şahane olacak hayatımız. İşte ağzından çıkanı kulağın duysun. Bence çok ağır bir ifade yani. Değil mi? Bir istek, niyet olması için neredeyse tüm inanışlarda, tüm dinlerde zikir vardır, ifade vardır. Değil mi? Yani bizde de diyelim ki esmalar çekilir, dualar okunur, şu sayıda, şu saatte, şurada, şunu yaparsan niyetin olur. Değil mi? Peki, biz şimdi gün içerisinde bir sürü şey ifade ediyoruz. Değil mi? Mesela hep, hep, hep. En çok kullandığımız ifadeler var diyelim. İşte, tüh kahretsin diyoruz. Ay çok kötü oldu diyoruz. Değil mi? Diyor muyuz? Peki, şöyle düşünün. Yani dinlemiyoruz ya kendimizi. Ya şöyle diyorsak, kahretsin, 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 kahretsin. Zikir çekiyorsak yani. Kahretsin, 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 kahretsin. Ya da öfke, 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 üf, 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 üf diyorsak. Şimdi benzer benzeri çeker diye bir ifade var ya. Aslında bu son dönem işte son dönem düşüncelerinin, felsefelerinin en önemli şeyi. Benzer benzeri çekiyor. Şimdi alkol almak isteyen meyhaneye gidiyor. Değil mi? İşte ibadet etmek isteyen camiye gidiyor. Yani siz hangi frekansın adamıysanız o size doğru çekiliyor. Yani bizim karşımıza öfkeli insanlar çıkıyorsa, çıkarcı insanlar çıkıyorsa ya da
bizden faydalanmak isteyen insanlar çıkıyorsa biz şuna bakmalıyız. Bizde ne var da bu geliyor? Hani en başta şeyi söylemiştim ya, rüya gibi olayları yazın. İstediklerinizi yazın. Hatta istemediklerinizi yazın. İnsanın bence en önemli yüzleşmesi kendisiyle. Bu nedenle danışma ihtiyacımız var. Bu ister bir dost olsun, ister bir profesyonel yardım olsun, biri bizi dinlesin istiyoruz. Neden? Biz kendimizi dinlemiyoruz çünkü. En az kendimizi dinliyoruz. Geçen gün öyle bir paylaşımda bulundum. Dedim ki lütfen bu aynanın karşısına geçin. İlk defa görmüşsünüz gibi şöyle bir 2 dakika bakın. Bakın 10 dakika demiyorum, 2 dakika. Bir bakın, şöyle bir hiçbir şey beklentiniz olmadan bakın. Size söyleyeceği bir şey var mı? Bir bakın. Memnun mu sizden? O gördüğünüz, seyrettiğiniz, seyrettirdiğiniz aynı zamanda. Ve seyrettiriyoruz değil mi? Harika dinliyorsunuz. Sormak isteyen var mı şu ana kadarla ilgili? Ben öfkeyle ilgili bir şey anlatmak istiyorum. Ben öfkeli bir ailede büyüdüm. Öfke enerjisi yoğun bir ailede büyüdüm. Birazcık da böyle şey, söylenmeyi seven. Yani direkt yüze değil de, yüze söylerken patlama şeklinde. Hani arkadan fıs 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 şeklinde. Tabii, şimdi hani ilk başta şey dedim ya, doğduğumuz bir realite var. Geldiğimiz realite bizim o ana kadar ihtiyacımız olan neyse yaşadığımız, buna ister karma deyin, enkarnasyon deyin, ne istiyorsanız deyin, biz bir huyla doğar doğmaz bir huyumuz var. Yani ben mesela hiç uyumazmışım, işte kardeşim çok uyurmuş. Aynı anne baba, arada da çok az bir fark var yani sosyal durum, zenginlik, fakirlik bir şey değişmiyor. Huyla gelmişiz. Geldiğimizde bir ruhsal plan var. Yani bir gelecek planı var değil mi? O gelecek planı nereden görüyoruz? Mevcudiyetten yani. Sen gördüğüne inanıyorsun. Değil mi? Ailenin durumu neyse senin alt limitin o. Yani aile diyelim ki 2+1 evde yaşıyorsa senin için normal 2+1. Bizim öyle bir danışanımız var. Yalıda büyümüş. Ben diyor herkesin evinde yardımcı var zannediyordum diyor. Haklı, onun realitesi o. O yalının içerisindeki her şey normal. O bizim için yalı, onun için ev. O yüzden doğduğumuz realite bizim üstümüze ilk önce bir yapışıyor. Hatta o yapışsın diye oraya geldik. Hatta biz yapıştık oraya yani. Hop düştük oraya. Neyi seyrettik? Şimdi benim seyrettiklerimden biri öfke. Öfke varsa, şimdi tabii bunu böyle çözümleme yolundayım. Demek ki harekete geçmeyen, aynı olmayı devam ettirmek isteyen bir realiteye doğmuş. Öyle değil mi? Bugün bir telefon aldım yolda gelirken. Hatta başlamadan önce çalışmaya anlattım. Dedim ki bu halimi aktarayım. Telefondaki kişi uzun süre önce bizden sipariş veren bir müşterimiz. Geçmiş halim, geçmişteki Meltem hiç böyle iletişime geçmekten hoşlanmıyordum kişiyle. İlginçtir ki karşılıklı böyle bir şeyimiz vardı. Hani kediler birbirini görünce böyle kabarır ya. Öyle kabarıyorduk yani. Şimdi böyle anlatıyor, bir şeyler söylüyor ama 4-5 etap geliyor üstüne böyle dın diyor geliyor yani. Hani orada benim eski halim olsaydı hop bir şey yapıp hadi canım görüşürüz deyip kapatabilirdi. Çünkü tahrik edici unsur da çok önemli bir sipariş değil. Şimdi 1 deniyor, 2 deniyor. Baktım ki böyle içeriden bir şey giriyor, hık oluyorum yani. Hani olmuyorum desem yalan. Ama bir öncekine göre çok iyiyim. Yani kendimden kendimi seyrediyorum. Oluyor. Öyle şeyler söylüyor ki yani normalde böyle bıçak sallardım eskiden. 2-3 yıl önce olsa. Bir de hani haddini bildirmek dışında. Hani okudum seni geçtim diye de biraz böyle ruhsal kibir de yapardım. Diyorum. Baktım ki içeride bükmem zaman alıyor yani. Hani o geliyor, geçiyor, seyrediyorum, bir şey, araba kullanıyorum, telefon. Allah'tan araba kullanıyorum. Hemen gülümsemeye başladım. Evet dedim.
Şimdi onlar, ben gülümsemeye başladıktan sonra enerji onda da yumuşamaya başladı ama hemen öyle ben gülümseyince çıt diye bir şey olmadı yani. Orada böyle yani gülümsemeden önce olsa belki hani çok daha ağır tahrik unsuru olabilecek şeyler yaptı ama artık ben gülümsüyordum ona, hayata. Bir baktım ki aramızdaki enerji yumuşadı, o teşekkür etti, ben teşekkür ettim, kapattım. Dedim ki, ya ben niye bükmekle uğraşıyorum ki enerji? Gül gitsin işte ya dedim. Dışarıda bir şey, içeride bir şeyi düzeltemediğimiz için dışarıda bir şeyi düzeltmeye çalışıyoruz ya, önce şu ifadeyi düzeltsin. Şimdi aileden bahsettim hani öfke, enerjisi falan diye. Şimdi seyrediyorum, böyle falan diyor. Hemen gidiyorum. Böyle. Şimdi aradan zaman geçti. En güzeli kendini izlemek. Ben izlemeyi çok severim. Hayatı seyretmeyi çok severim. Yani genç kızken falan kafam böyle şey olduğunda, o zaman alışveriş merkezleri yoktu. Duraklarda, işte kalabalık yerlerde otururdum saatlerce, insanları seyrederdim. Onları anlamaya çalışırdım. O arada kendi halim yumuşardı. İşte araba kullanıyorum veya bir şey yapıyorum, bakıyorum böyle. Anam, hemen böyle yapıyorum. Bunun benim üzerime yapışmış bir hal olduğunu ve aslında yani mevcut frekansımın, her ne kadar başka bir şey söylesem de şuur altımın, arkadan gelen beni yöneten enerjinin bu olduğunu fark ettim. Şimdi dalıp gidiyorum işte, o andan kaymak dediğimiz şey var ya, anda yaşasak çok şükür inşallah öyle bir şey olur yani, an be an. O zaman anlıyoruz zaten, gülüyor muyuz, ne oluyor, telefon mu çalıyor, kuş mu şıkırdıyor. Bazen yapın bunu, çok keyifli oluyor. Mesela bana soruyorlar, işte nasıl ana girilir? Valla ana girilmez de çok kolay çıkılıyor diyorum. Ne yapıyorsak, yürüyorum ya, yolda bunu çok rahat yapabilirsiniz. Hani otururken falan etkenler biraz değişiyor. Mesela birkaç dakikalığına böyle başlayın denemeye. Dinleme çok şey, göz birazcık daha hovarda. Yani hop sizi alıp bildiği, hani yürüyor ya artık, hani yürürken neye bakacak? Adımlar da tıkır tıkır gidiyor, sol beyin. Mesela yürürken sol beyin, neden biliyorsun? Tık 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 tık, hiç yürüyeyim mi sağ sol demiyorsun. Ama kulak öyle değil. Kulak algısı çok başka. İstanbul'da sağır eden şehirlerden biri seçildi. O yüzden daha çok kulağı kullanmaya ihtiyacımız var. Mesela bir yerden geçiyorum. Oradan geçerkenki sesleri ayırt etmek. Bu çok güzel ana getiriyor bizi. Mesela kuş sesi. Diyorum ki şimdi böyle yapmadan önce, hani o kendimi ana davet etmeden önce az önce o kuş sesi yoktu. Sanki o kuş sesi o anda geldi. Hayır, halbuki var, ben o anda fark ettim. Kuş sesi, çocuğun parktan düşüşü, annesine seslenmesi derken zihin susuyor. Ve en güzel açılımları burada alıyoruz. Yemek yaparken. Neden? Kaçırsan elini kesiyorsun. Unutsan yemeği yakıyorsun, değil mi? O yüzden Mevlevilikte mesela mutfak bir aslında okuldur yani. O yüzden Mevlevi şefleri biliyorsunuz mutfağın şefidir. Oradan geçer terbiye. Çünkü her an dikkatli olacaksın, tuzunu ayaracaksın. Yani kendimize böyle işler bulursak zihin susar. Şimdi kalbin sesi gerçeği aktarıyor. Ne ihtiyacımız olduğunu. En çok sorduğumuz sorulardan biri, ben ne istiyorum bilmiyorum. Biliyor musunuz ne istediğinizi? İnanın şu anda sorayım, sağlık, mutluluk, huzur diyeceksiniz. En şeyi. Çok güzel, herkes o zaman mutlu. Zaten sağlık, mutluluk, huzur var. Sağlık bitiyorsa gidiyoruz zaten. Değil mi? Mutlu olmak çok kolay. Midesi alınan bir adama gidin şimdi, su içemiyor. Siz su içtiniz bugün, içebildiniz. Böbreği olmayan adam şeye giriyor, diyalize giriyor. İlla kötü mü lazım yani bizim iyi bir şeyi anlamamız için? Bazen işte o kötüyü orada kullanıyoruz. Kayıpları orada kullanıyoruz. Yani neye sahip olduğumuzun farkında olsak daha az şey isteriz. Dışarının istediği daha az şey isteriz. Biz kendimiz için doğru istediğimiz anında oluyor. Hani kapı çalıyor, ah baklava olsa şimdi. Amcam Gaziantep'ten geldi, size 4 kesek gönderdik. Olmuyor mu? Oluyordur mutlaka. Değil mi? Ben şimdi en son bir seyahatimiz var.
İşte daha önce başka bir hava yoluyla gidiyoruz. Çok aktarması var. İşte 6-7 saat bekliyor. Ben de uyuyamıyorum uçakta. Bir de böyle dolaşım sistemim rahatsız oluyor. Ama yani hani şekilden şekile giriyorum. En son bir 17 saat gittik. Ay dedim yani şu Türk Hava Yolları direkt uçuyor. Ne kadar güzel ama nokta 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 çok pahalı. Bak bunu anlatan önce kulağına yani. En çok bizim ihtiyacımız var. Size bu kadar adamı topluyorum, ikna etmeye kendimi. Şimdi gittik geldik, çok ızdırap çektim ama. Artık hani Türk Hava Yolları olsun lütfen. Dedim ki bir dahaki sefere uzak doğuya gidersem Türk Hava Yolları'na gideceğim. Bakın o söylediğimi sildim. O çok var ya, bunu bilinçli yapmadım. Ama hani o kötü deneyim diye gördüğümüz şey yıkıyor diye bir şeyi beni ikna etmek için çok pahalı kalıbını çıkart Meltemciğim, bu kadar adama anlatıyorsun, hadi gel senle başlayalım demek için 17 saat uçtum arkadaşlar, 9 saat bekledikten sonra. Ya, tahmin edemezsiniz, 2 gün kendime gelemedim. Ya, Ünal'ın canını okudum yani. Bir daha uçmayacağım, bir daha buraya gelmeyeceğim, böyle olmayacak falan. Neyse, geçen bayram böyle bir anda bir son anda bir şey olduk yani gitsek gitmesek. Bayramdan önce her şey pahalı olur ya, hiçbir şey düşünmedim. Sadece Türk Hava Yolları'na baktım. B şıkkı yok. B şıkkı hani o 9 saat bekleme, 3 saat bekleme falan filan yok. Şimdi ben daha önce organizasyon işi de yaptım. Bir tane rezervasyon yapabilirsiniz. Aynı siz de biliyorsunuz. TC numarasını uçak şirketi bir tane yapar. Hele ki aynı gün uçacak uçakları ya da işte sırayla da olsa size yaptırmaz. Seç der birini. Yani 19'unda mı gideceksin, 20'sinde mi gideceksin? Ben 2 gün içerisinde 3 tane rezervasyon yaptım. Fakat fiyat yarısının yarısı. Arife'den bir gün önce. Yani uçak biletleri son anda gittikçe yükselir biliyorsunuz. Neyse, ama sorgulamadım yani. Aa, iyi fiyatmış dedim, aldım. O anda farkında değilim ne olduğunu. Gittik geldik, bir de hoşuma gitti. İşte giderken de yan şey koltuk boştu, biz de suçtuk yatarak. Harika. Döndük. Ya dedim bu Türk Hava Yolları ucuzmuş, ben niye öyle pahalı diye düşündüm. Bir baktım, o günden beri bakmaya devam ediyorum, öyle bir fiyat yok. Yani bizim uçtuğumuz, iki kişi uçtuğumuz fiyatı tek başımıza uçamıyoruz. Allah Allah dedim, ben demek ki çok hesap yapmayınca bu iş güzel. Şimdi geçen ay kızımız yoktu işte, Erasmus'taydı, geldi. Ona da çok istiyoruz böyle şey, uzak doğuyu gösterelim falan. Baktım böyle bir tarafım bir hafiften hafiften şey yapıyor hani, ya bir dakika ya benim zaten yukarıdan torpilim var, şimdi organize ederiz. Bu sefer Türk Hava Yolları'na baktım, mümkün değil yani. Ha, o zaman verileni fırsata dönüştürürüm dedim, madem bekleyeceğiz 24 saat bekleyelim, kalalım o ülkede bir gün, değil mi? Böylece iki ülke görmüş oluruz. 33 saat aktarma almıştık, çok şükür iyi ki 33 almışız, anca yetiştik zaten. O ülkede de çok güzel yemek yedik, kaldık ve döndük. İnanacaksınız biliyorum. Aynı hava yollarından yeniden bir uçak bileti bakayım dedim. Bir yıl içerisinde yine o fiyatı bulamadım. Bu sefer kızım hediye gelmiş. İki kişi fiyatına, üç kişi gitmişiz. Yani biz sadece bir şeye niyet ettiğimizde ve bu bizi mutlu ediyorsa, tıpkı çocukken hatırlayın, çok kararlıydık. Yani. Değil mi? Ekşi bir tadı sevmiyorsa bir çocuk, yediremezsiniz. Tükürür. Bu kadar nettik. Bu kadar samimiydik. Şimdi yutkunuyoruz. Ayıp olmasın. Değil mi? En çok yutkunduğumuz da zaman. Başkalarına verdiğimiz en önemli kredi zaman. Ayıp olmasın diye bir saat oturduğunuz oluyor mu bir yerde? Kendinizi zorlayarak yani hani ne yapalım işte yani böyle yapanı hiç bütün zamanı iyi kullanıyorum diyorsun. Peki anlat bize nasıl verimli kullanıyorsun? Ama bir mikrofon alalım önce. Hayır lütfen paylaş. Paylaşınca anlıyoruz çünkü. Belki öyle bir şey söyleyeceksin ki biz de bir şey yaşayacağız. Geçen gün öyle bir hesap yaptım. Bir saat, işte ayda bir saat olsa, yılda bilmem ne. Sonuçta bir ay çıktı o bir saat yutkunmalarım hani. Bir saat olmasa 15 dakika, 20 dakika. Hani
Ay, aslında bastı olan burası demediğimiz. Film seyretti, girdik sinemaya, beğenmedik, para verdik diye oturuyoruz. Yani... Kitabı alıyoruz öyle. Şahane, sen anlat bize. Misal... Bir şey yaşadın da mı böyle zamanla iyi kullanıyorsun? Evet. Onu paylaş, onu da paylaş. Harcılar'da tanıyorum bu arada. Öyle mi? Ben de tanıyorum seni. Natura Günder'den. Tamam, güzel. Ben işlerimi bıraktım. Ne de yani... sizin dediğiniz gibi fazla fedakarlık yapıyormuşum. Ve de... Fazla veriyor musun aslında? Galiba. Orayı değiştirmek istiyordum, yani dönüştürmek istiyordum. Fakat bunu çevrem... İzin vermedi. Baktım kimsenin değişeceği yok. Haydi yürü Meryem dedim, tek başına yola çıktım. Bırak her şeyi. Ve de ondan sonra ben kendimi değiştirmeye başladım. Zamanın kıymeti ortaya çıktı değil mi? Evet, evet. Ne kadar zaman kaybetmişim onca insanlar için. Hani ben... Şimdi bir dakika bile kıymetmişim, öyle dedim. Misal ben de yönetici arkadaşlar grubumuz vardı bizim, WhatsApp grubu. Misal o ortamda çok fazla gereksiz mesaj dönüyordu ve ben dedim bunların görmek istemiyorum dedim. Ve hiçbir hesap vermeden orayı tak bıraktım. Çünkü yani onu okumak, oradan mesaj vermek benim için vakit kaybı. Bu çok önemli bir şey. Hatırlattığın için çok teşekkür ederim. Yani birine yutkunmak sadece şey diye düşünmeyin. Bazen telefon geliyor. Hani böyle dinliyoruz yani. Hani ay. Evet. Onu ben artık nasıl yapıyorsun? Ben şöyle diyorum. Müsait misin diyor, sese bir bakıyorum. Çünkü bazen özellikle hani bilgi almak isteyen birisi olabiliyor. Artık Tuz'da da hani bu yaptığım danışmanlık işinde de dinliyorum. Yani çok önemliyse dinleyeceğim. Bakıyorum ki anladım diyorum, bu konu uzayacak. Sen istersen gel yüz yüze konuşalım. Ya da şu anda vaktim buraya kadar da teşekkür ederim. Net oluyorum yani hani ailede söylenme alışkanlığı vardı ya. İlk bırakma gayretinde olduğum şey o. Yani kapatıp arkasından konuşmayı bıraktım. Öyle yapıyordum önceden. Evet. Mesela dinliyorum. Yutkunuyorum, şişiyorum. O hani filmdeki gibi. Böyle dinliyorum. Kapatıyorum. Aman be bu da aradı bilmem ne falan diyordum. Şimdi diyorum ki samimiyetle yani. Mış gibi yapmayı bıraktım. Şu anda vaktim bu kadar. Ya da söyleyeceklerini biraz daha özetler misin? Şu anda dağıldım diyorum. O kadar bahsettin ki dağıldım yani. Net söyle. Ben de sana net cevabımı vereyim. Alışverişimiz tamamlansın. Misal sporda da öyle. Hocalarım bana hani dışarıdan şey buluyorlar. Yani burnu havada mı, soğuk mu, gergin bir kız buluyorlar ve dışarıdan uzakta. Sonra konuşunca ne kadar hani sen dışarıdan soğuk görünüyorsun ama ne kadar ılımlı bir hanımefendiymişsin diyorlar. Neden sohbet etmediğimi soruyorlar. Ben de diyorum ki buraya bir geliş amacım var. Bunu seri bir şekilde tamamlamak istiyorum. Belirli bir şekilde, belirli bir zamanda. Çünkü bundan sonra da yapacak işim var canım. Hani ben vakit kaybedemem diyorum. O zaman tamam diyorlar, saygı diyorlar. Hala mı içeride kaybettiğini düşündüğüm bir taraf var. O kaybedemem var ya. Vaktim kıymetli diye değiştirebilirsin. Tamam. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir paylaşım. Aslında deneyimlerimizi paylaşmaktan biraz çekiniyoruz. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Hep çocuğumuzla konuşuyoruz. Çocuğumuz için bunu dinlemek zorundayız. Ne kadar güzel bir örnek oldu. Ne yapmamız lazım burada? Yani şimdi ondan mı feragat edeceğiz? Yok, ona da aynı net olacağız. Şimdi zaten çocuk bizim geleceğimizin ifadesi. Çocuk dedik yani anne baba bir araya geliyor, üç bambaşka bir şey bir araya getiriyor. Bambaşka bir şey yaratıyor. Şimdi çocukta seyrettiğimiz, hele böyle bir de farkındalık yaşadıysak, çocuk bize ilk önce şu mesajı veriyor. Baba, sen diyor o kadar boş şeylere zaman harcıyorsun diyor. Bunaldın, o kadar enerjinin içindesin ki çık babacığım bu işten diyor. Sen diyor faydalı işlerin içerisinde olursan huzurlu olacaksın. Şimdi ilk şey bu, mesaj bu. Ama çocuğumuz bizim zamanımızı alıyorsa ve biz bundan bunalıyorsak ikinci mesaj, gelecek için harcadığımız çabanın nafile olduğunu düşünüyoruz. Boşa, yani bir şey yapıyoruz ve boşa harcadığımızı düşünüyoruz. O neyse, diyelim ki hani mecburen çalışıyoruz bir işten, bir şeyi mecburen yapıyoruz, zorluyoruz kendimizi. Bu işin okuma boyutu. Realitede çocuğu karşımıza alalım, bizim için o çocuk.
ne anlatırsak o anda dönüştürüyor. Çocuklar en hızlı dönüştürenler. Bakın biz çalışma yapıyoruz çocuklarla ilgili. Hastalığıyla konuşturuyoruz çocuğu. Çünkü onun doktor kavramı yok, ilaç alırsam iyileşirim kavramı yok. Konuş diyoruz bedeninle, bağışıklık sisteminle konuş, çalışsın ve seni güçlendirsin. Bu hastalık sana ne öğretiyor olabilir? Annem çok acı çekiyor ben hasta olduğum için. Anneme bir şey öğretiyordur diyor, 5 yaşında. Biz çocuk diye, biz çocuğu unuttuk, içimizdeki çocuk her şeyi biliyor. Biz kalıplarla unutturulduk yani. Ne olur çocuklara sorun. İnanın çocuğunuz size öğretecek. Öğretmek için geliyor zaten. Yani aslında burada bu örneği verirken, çocuğu örnek verelim ama bütün hayatımızın her alanına bunu yayabiliriz aslında. Çok güzel bir örnekti. Sizinki de çok güzel bir örnek. Şimdi, kuantum alan dedikleri, kuantum farkındalık dedikleri bu. Karanlıkta olan bir şeyi görmüyoruz. Şimdi bu aydınlandı. Fark ettik artık onu. Artık siz eski, siz değilsiniz. Bu örneği paylaştınız, biz de eski, biz değiliz. Yani biz kendimizi boşuna harcanan bir zamanın içerisinde fark ettiğimizde, fark etmek için anda olmak gerekiyor. Ama artık oraya gönderdik ya o mesajı. Bizi uyandıracak. Hop ne oluyor? Zaman boşa gidiyor. Kronometre tık 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 tık. Hemen o karşımızdaki patron da olabilir, çalışan da olabilir, herhangi bir şey olabilir. Bizi o konuşmayı durdurmaktan men eden şey karşımızdakinin ne düşüneceğini düşünmemiz. Benim için şunu diyecek, bunu diyecek, ayıp olur, şöyle olur, böyle olur. Bir dakika, kimin hakkı yeniyor burada? O zaman ben bir yerde haksızlığa uğrarım, hakkımı yedim. Hakkım yenir, kendimi kurban hissederim. Çünkü verdim, 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 verdim. Bana verilen emanet, zaman, nefes, beden. Verdim, verdim, verdim. Aşırı vermek ne demek? Kurban hissetmek. Alan kalmadı. Bana alan kalmadı. Burada bu kurban hissetme, kendini kurban görme, suçlamanın ilk hali. Kurban eden biziz. Kendimizi kurban ediyoruz. Ya ne derse desin diyemiyoruz yani. Ayrıca da bir şey demez yani. Derse de kendi bileceği iş. Şimdi beni değil de seni düşünüyorsam egosal alanım bozulmuş. Bakın bu egoist olmaktan bahsetmiyorum. Zaten egosal alan sağlam kalmadığı için egoist oluyoruz. Yani olmadık yerde ben diyoruz. Doğru yerde ben demediğimiz için, diyemediğimiz için olmadık yerde ben 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 diyoruz. Yani olmadık yerde ben 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 diyen insanlar da doğru yerde hayır diyemedikleri için artık sıra bende diyor. Biz de bunu yapıyoruz. Dur çocuğum şimdi. Yani çocuğu saçma sapan bir yerde dinliyoruz. Hani bu örnek üzerinden gidiyorum. Örnekle daha kolay oluyor. Çocuğu saçma sapan bir yerde dinliyoruz. Dinlemiyoruz zaten. Yarım kulak. O anda başka bir şey. Dur çocuğum şimdi. Dediğimiz yer çocuğun tam bize ihtiyacı olduğu yer. Şu hepimizin travmaları buralarda. O anda gelmişiz, ağlamışız, dinlenmemişiz. Tamam mı? Kimse bizi dinlemeyecek diye düşünüyoruz. Bir şey de... Öfkeyi arttırır mı bu durum? Tabii arttırmaz mı? Neden? Eyleme geçemiyoruz. Hani en başta dedim ya, engellenmiş eylem enerjisi öfkeyi yaratır. Bir yerde harekete geçin. Ne yapıyoruz? Çok güzel oldu bu örnekler. Ne yapıyoruz aslında? Kalkacağız, oradan kalkamıyoruz. Sus diyeceğiz, diyemiyoruz. O anda belki çok ilgimizi çeken bir şey var. Kendimizi engellenmiş hissediyoruz. Arkadaşlar eğer bir yerde engellenmiş hissediyorsak, kendimizi engellediğimiz bir alan var. Burası egosal alan. Bir kitabım daha var, Derin adında. Bu arada kitaplarımı bir yerden bulabilirsiniz. Burada da satışta. Derin de bir soru soruyor karakterlerden biri. Bir tane de böyle anlatıcı gibi birisi var. Ego'yu anlatıyor. Ego bir köpek gibi olmalı. Sadık bir köpek. Sizin kontrolünüzde, sizi dış etkenlere karşı koruyan. Yani otur dediğinizde oturacak ama herhangi bir saldırı sırasında, yani sizin alanınıza girildiğinde, şöyle yap, böyle yap, şunu yap, bunu yap. Bu saldırıdan kastettiğim bu. Şöyle yaparsan iyi olur. Hiç doğru bir şey değil. Törelerimize göre, ona göre, buna göre geldiğin anan, baban, işte etrafımız ne der? Saldırı, hop diyecek. Dur orada.
Yani ego aynı zamanda da nefs biliyorsunuz dindeki tanımı. Nefsini bilenlerden olun diyor ya. Bak nefsini Kur'an'da çok ilginç bir şey yazıyor. Şey hep böyle nefsi öldürmek bir dönem okuyorum. Siz diyor nefsine zulmedenlerden olmayın. Bu ne demek şimdi? Öldürmek için zulmetmek gerekmiyor mu? Ayrıca da nefsini bilenlerden olun diyor. Kafam karıştı. Sonra sordum birilerine yani bu ne demek? Nefsini bilen kendini bilir. Kendini bilen Rabbini bilir dedim. Dedim bu ne? Nasıl bileceğim yani ben kendimi nasıl bileceğim? İnsan kendi zaaflarını, isteklerini, durması gereken yeri, ilerlemesi gereken yeri bilirse kendini bilir. Yani bu dünyaya geliş amacını, tekamül amacını bilir. Öyle değil mi? Hepimizin istediği şey bu değil mi? Bana en çok sorulan soru bu. Yani astrolojide olsun, herhangi bir okumada olsun, bir grup çalışma, ben hayat amacımı öğrenmek istiyorum diyor. Yaşadığınız her hal hayat amacınız diyor. Yaşadığınız her ne var ise şu ana kadar sizi buraya getiren, bu hale getiren hayat amacınız. Ama siz eğer hayat amacınızdan uzağa gittiğinizi düşünüyorsanız o zaman durup bir bakın. Kimlere fazlasıyla evet diyorsunuz? Hayırlarınızı nerede sakladınız? Hayır, buraya kadar. Buraya kadar girebilirsin. Ben şimdi uyuyacağım. Telefona bakamam. Birçok kişi diyor ki, ay nerede ben telefonumu kapatamam. İş beni yönetir diyor. Ne kadar şahane. O da bir kaçmak. O da evetin bir türü. Şöyle dedi soruda, hani tepki vermiyorsak, evet ya da hayır demiyoruz, o da kabul. Sessizce. Artık hayır, hani hayır dememi anlamıyor diye düşünüyoruz. Yani bir şey değiştiremeyeceğimizi düşünüyoruz. Bunun en önemli sebeplerinden biri, biz bir de çalışmalarda şey yapıyoruz. Mesela ben özellikle dişi enerji ve doğumla ilgili çalışmalar yapıyorum. Kendi doğum travmam olduğu için görüyorsunuz her şey bana çıkıyor gene. İlham kaynağı. Şöyle ki mesela erkek bekleniyorsak, istenmiyorsak, düşük için uğraşıldıysa, doğum sırasında olan olaylar, yani en altta şey bu, kök çakramızda, kökte olan bize verilen mesaj o. Yani işte erkek bekleniyordun. Yani sen bu dünyaya dişi olmaya geldin. İkna edeceksin bizi dişi olmaya. Şimdi bu bir okuma. Ama biz o okumayı anlayıp da hayır. Bu dediğinize hayır. Yani bu dediğinizin mesajını anladın ama dediğiniz gibi değil. Dediğimiz anda fark ediyoruz. Çünkü erkek dişi deyince hep böyle bir yuvarlak attı, kızıl sarı saçlı, makyajlı birilerini anlıyoruz. Değil. Dişi alabilen, sakinleşen, sakinleştiren, aldığını dönüştürebilen, gece gibi örten, değil mi? Gece her şeyi kapatıyor. Öyle değil mi? Şimdi geceyi korkutucu diye de tanımlayabiliriz ama gece herkesi sakinleştiriyor ve eşit yani. Çirkinlikleri diyoruz ya, kapatıyorsa kapsayan, rahim, içine alan, bir mağara gibi kucaklayan, dişi bu demek. Şimdi hepimizin bir dişi, bir eril tarafı var. Dişi bedeninde geldiyse ve içindeki de dişi ise, bir de öyle bir şey var biliyorsunuz. Bedenle ruh yani bir aradaysa, o zaman almaya gelmişiz. Alıp dönüştürmeye, kabul etmeye. Kabul neresi? Kalp. Onun üzerine cennet yazıyor. Kabul eden cennete giriyor. Neden? İslam'da biliyorsunuz tek çakra var. Kalp çakrası. Zaten yoga'ya gidiyorum mesela diyorlar ki işte hep kalp çakrası çalışıyoruz. Hep kalp çakrası. Diyorum ki öteki çakraları çalışmıyoruz. Zaten kalp açıksa hepsi açılıyor diyor. Sonuçta kalp kabul ya. Zaten kabul ediyorsan değil mi? Dönüştürebiliyorsun. Eyvallah diyorsan yani. Gelmişiz böyle bir öfkeli aileye. Şöyle olmuş böyle olmuş. Tamam geldik ne olur. Geldik de önemli olan bu elbiseyi çıkarttım. İçeride ne var bak. Dışarıdan aldığımız tüm tesirler, aile de dahil, aile de dışarısı, en zor bıraktığımız. Ve özellikle de anne, doğum sırasında bir kopuş yaşıyoruz ya, kopuşun hikayesi, annenin bizle birlikteykenki hikayesi ve sonrasında da hayatın içerisinde doğma hikayemiz,
anneden aldığımız kodlar çok ilişkili. Şimdi niyet etmenin en önemli amacı bir halden bir hale taşınmak, öyle değil mi? Bir halden bir hale taşınmak için bulunduğumuz hali teslim etmemiz lazım yani. Bırakacağız. Yani buna ister iman deyin, ister teslimiyet deyin. Olanı kabul edeceğiz. Kabul eden teslim olabilir. Değil mi? Eyvallah, ben İzmir'deyim. Kabul ediyorum. Ve şimdi İstanbul'a gitmek istiyorum. İstanbul'a gideceğim. Değil mi? Bilet alırken ne diyoruz? İzmir, İstanbul. Şimdi gidip şöyle diyemezsin yani. İstanbul'a bilet istiyorum. Nereden? İlk soruları bu. İstanbul'da da olsanız bu. İzmir'de de olsanız bu, değil mi? Herhangi bir şehir. Çünkü İstanbul'da da olsanız sizin belki bir şeyiniz var. Yakınınız var, onu alıyorsunuz. Belki bir yere gideceksiniz dönüşü için. Yani nereye döneceksin? Nereden nereye gideceksin diye soruyor. O yüzden bizim hayatımızda dostlar bir şey dönüşmüyorsa, gelip gelip bir yere çarpıyorsa biz bulunduğumuz bir şeyi, o konuyla ilgili bir şeyi kabul edememişizdir. İtirazımız var orada hala. Oradan bırakmıyorlar bizi. Arkadan çekiyorlar. Şimdi ben de dahil birçoğumuzun hani şu oldu ama hani çok güzel anlatıyorum böyle. Güzel şeyleri hemen biz sipariş ediyoruz. Bak seyahati ben sipariş ettim. Değil mi? Ödemeleri ben sipariş etmedim diyorum. Onu da ben ettim. O da benim bir tarafıma hizmet ediyor. Değil mi? İşte güzel yemekleri tatmayı ben sipariş ettim ama kiloyu etmedim diyoruz. Her ikisini de kabul ettiğimizde buna da ihtiyacım var, buna da. Nasıl kabul edebiliriz? Bu anlama gayreti biraz zihni harekete geçiriyor. Anlamaya çalışıyoruz ya, bunu neden yaşadım? Onu bir yere konumlandırmak, o sol beyin yani bir yere konumlandırmak istiyor. Bunu yaşadım çünkü bundan. Buradan çıkış yok. Burası çok karmaşık. Burası zihnin, o çok yüksek konuşuyor yani. Gece yattığınızda durmuyor ya, antrenmanlı çünkü bütün gün dönmüş, o farenin şeyde döndüğü gibi sakinleşemiyor. O yüzden bütün aslında inanışlar sabah ve akşam ritüellerini çok önemsiyorlar. Değil mi? Şimdi bütün uzak doğu iyi yaşa. Bütün uzak doğu sabah karanlıkta bizde tam ezan vakti var ya, tam o saatte ortalıkta yani herkes uyanık. Çok ilginç. Ve akşam da güneşi uğurluyorlar. Şimdi İslam'da var bu. Değil mi? Aslına bakarsanız Hristiyanlık'ta da var. O da mum yakıp, Hristiyan arkadaşlar varsa onlar da biliyor. Yine o mumun önünde bir araya geliş var. Tekrardan günü tamamlama var. Ne yaşadığını yani bohçalamak var. Artı en önemlisi kendinle baş başa kalmak var. Kendinle. En kıymetlimiz yani. Başka bir şey alıp gidemiyoruz. Yani bedeni alamıyoruz zaten de. Geçtim o evi, arabayı, şunu bunu. Bedeni, tırnağı alamıyoruz. Birisi diyor ki çorap. Ne çorabı ayol? Tırnağı alamıyorsun. Yani ne kadar hafifsek o kadar rahatlayarak gidiyoruz ya. Yani o hal bırakma hali diye düşünün. Şimdi sabah uyandınız. O yüzden sabah niyetleri çok kıymetlidir. Niyet etmiyorsanız geminiz var ama kaptanı yok demektir. Olacakları kabul edeceksiniz. Akşama kadar itirazın olmayacak o zaman. Olan bir tane. Ama sabah kalktınız. Hele ki günü karşıladınız. Şey derlerdi, kısmetler dağıtılırken yatma. Gider, sana en azı kalır. Beni öyle mi motive ederler? Zaten çok erken uyanan bir insanım da. Buyurun. Oradan da gülüyor. Ama çok güzel çünkü şey aslında hani hepimiz şans istiyoruz ya, şans alıp kullandığımızda adı kısmet. Bizim oluyor yani. Şans kapıyı sadece çalıyor. Açıp içeri aldığımızda onun adı kısmet. Ah şu şansı kaçırdım diyoruz ya. Bak ne kadar güzel kendi kendimize anlatıyoruz. Yani.
o şans benim ayağıma geldi ama kullanmadım, kaçırdım diyoruz ya. Biliyoruz yani, hepimiz her şeyi biliyoruz. Öyle mi? Çok seviniriz. Örnekler bilgiyi topraklıyor, o yüzden çok kıymetli. Şimdi özellikle ben askere gitmeden önce diyeyim, doğuda görev yapan askerlerin psikolojisi nasıl olduğunu ve ne şekilde düzeltildiğini çok merak ediyordum. Ve bu şekilde onların yerinde olmayı diledim. Öyle söyleyeyim, çünkü onlara bir yardım etmek istedim ve onlardan bir şekilde bir deneyim olmasını istemiştim. Usta bildiğim bana acı şey düştü. Peki olduğunda mutlu muydun orada olmaktan? Tabii ki iki buçuk ay içerisinde bir alışma devresi oldu. Daha sonra bir çatışma ortamı oldu. Benim bulunduğum nöbet içerisinde. Şunu söyledim, bunu isteyen bendim. Kesinlikle dedim, bendim. Bu tabii kurşunlar üstünden geçerken gelirken şunu fark ettim. Hani üstünde herhangi bir korku yoktu. Çünkü dedim ben burada ölmeyi dilemedim. Ne güzel bir örnek bu. Daha sonra dedim ki çatışma bitti. Geri dönerken şunu söyledim. Şu an sakinim. Dönüştürebilmeyi dilemiştim. Peki ne yapabilirim? Ve gittiğimde yanındaki arkadaşım bu konularla ilgilendiğini biliyordu. Biz onunla beraber meditasyon yaparken birkaç arkadaşım da bize katıldı. Ah, ve katkıda da bulundun. Onlara nasıl yardım edebilirim evet, diye sormuştum. Doğrudur. O halin içerisinde aslında katkıda bulundun. Ne şahane bir örnek. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hem bu deneyimin içinde uyanmayı çok güzel örnekledin. Hem de neye niyet ettiğimizi bilirsek o anda değiştirme hakkımız da var. An be an. An be an. O yüzden de işte bu hani anda yaşamanın neden kıymetli olduğunu anlıyoruz aslında, değil mi? Uyanık oluyoruz çünkü. Ne dediğimizin, ne söylediğimizin, ne çağırdığımızın farkında oluyoruz. Onu yaşarken de uyanma hakkı veriliyor. Tam da bu yani örnek. O yüzden sabah diyelim ki kaçta uyandıysak uyandık ama hani bir niyet edin. Sabah gerçekten güneşi karşılamak güzel. Sonra yatmak isteyen bazımız uykuyu seviyor. Yatabilir. Başka bir enerji var. Deneyimleyenler bilir. Neye inanıyorsanız. İnsan kalbini teslim edebildiği ritüellerin içinde olmalı. Samimiyet budur bence. Yani bu sadece oturup seyir makamı da olabilir. Seyredilebilir. Aşk içinde seyrediyorsa yani gıybetle yapılmış bir ibadetten daha iyidir. Kafa başka bir yerdeyse. Değil mi? Lütfen bunu bir kez deneyimleyin ve o günü niyet edin. O güne nasıl olmasını istiyorsanız. Hatta ben diyorum ki hani bir temposu varsa o günün ya da bir beklentiniz varsa bunu net niyet edin. Çünkü bizim ihtiyaçlarımız karşılandığında mutlu oluyor. Bir bebeği düşünün, ihtiyacı ne? Diyelim ki yemek. Değil mi? Ağlıyor. Yemeği veriyorsunuz, gülmeye başlıyor. Biz de o bebeğiz yani. O yüzden çocuklarla olmak çok iyi geliyor. Gerçekten ne istediğimizi nereden bilebiliriz? Bu durumdan da memnunuz. Evet. Zaten memnunsak bir şey değiştirmek istemiyoruz. Evet. Kabulde olmak. Kabul edilsek kalbi açık. Değil. İtiraz varsa, sizce Türkiye Cumhuriyeti kabulde bir şey mi şu anda? Şimdi, kabulde değilsek ilk önce bir şey var yani, kayıt var. O kayıt tekrarlanacak. Yani şimdi bir şeyden çıkmamız gerekiyor. Şimdi nasıl çıktı? Değil mi? Çok güzel bir örnekti. Ya bak, kurşun geliyor o anda, uyandı yani. Niyetinin, ya niye orada olduğunu fark etti. Şimdi niyetinden önce ben buraya nasıl düştüm dedi. Yani üstünden şey geçiyor ve sonucu merak ediyor.
bunun sonucunda buradan çıkacak mıyım, ölecek miyim? Yani bu durumu bırakacak mıyım, bırakmayacak mıyım? Ve orada yani o yaptığı niyeti hatırladığı için de şunu hatırladı. Ölüm niyet etmedim, demek ki çıkacağım. Değil mi? Bulunduğu hali kabul etti. Ben burayı dilemiştim. Şimdi itiraz ettiğimiz kendimiz. O şimdi deseydi ki ben mi diledim bunu, ben mi istedim? Kapatsa o şeyi, farkında değildi o niyetinin. Başlıyor yaratıcıyla kavga etmeye. Sen verdin bana bunu. Evet, kurbanım ben. Bak, el alem gider deniz kıyısında askerlik yapar. Ben burada kurşunların üstünde. Kapalıydı ise o kulak, değil mi? Ve en önemlisi travma oluşurdu orada. Ölüm travması, saldırgı. Bir sürü insan geliyor bize. Mesela vurmuş, birilerine vurmuş askerde. Onu kabul edemiyor. Bu sefer de aşırı milliyetçi olmuş, aşırı saldırgan olmuş. Halbuki o içeride kendini affedemiyor. Sonuçta insanla yüzleşmiş. Yani o ölüm anını seyretmiş, neden yaşadığını bilmediği için kendini kurban görüyor. Ben bu ülke için kendimi kurban ettim diyor. Yani şu çok önemli. Çok şükür örnekler ne kadar güzel geliyor, bilgi topraklanıyor değil mi? Bunu yapanın, hani dedim ya, ödeme var o anda. Bu ödemeye, telaşa düşüyorsak hiçbir şey olmuyor. Karman çorman oluyor. Hele ki dediysek, şu ödeme gelsin, şuraya göndereceğim. Al diyor, kontrol edebiliyorsan, bakalım o dediğin saatte geliyor mu? Çok yani ilginç. Başka düzenli ödeme yapan adam yapamıyor. Bu çalışmaları yapıyoruz, çok güzel. Diyelim ki bir müşteriniz var, her ayın 6'sında ödemesini yapıyor. 7'sinde değil ama, hep 6'sında yapıyor. Siz de dediniz ki, ayın 6'sında gelen ödemeyi şuraya göndereceğim. O gün 6'sında yapmıyor adam. Onun çok büyük bir ödemesi oluyor. 7'sinde yapıyor, 8'inde yapıyor. Siz de öyle kalıyorsunuz. Neden kalıyorsunuz? Yardım istemediniz. Bakın bizi bilme halinde en büyük efendim, yani siz bir sistemin parçasısınız. Her şeyi ben hallederim derseniz ne olur? Ama sabah hani dedim ya, niyet etmek çok önemli. O gün bir ödemeniz olabilir. Yaşadığım örnekler var. Müşterim düzenli ödemesini yapmayan bir müşteri. Çek veriyor, vadesi doluyor 3 ay. Mesela vadesi 3 ay, 3 ay doluyor, 3 ay sonra çek veriyor. Hani onunla ilgili beklentim 6 aydı çek. Yani onu öyle kabul ettim. O da müşterim yani sonuçta. Sonuçta bir alışverişimiz var. Ama buradaki daha önemlisi, şimdi böyle böyle ödemeler var. İlk böyle bir girişiyor gibi oldum. Daha önceki deneyimlerimde kabul ettiğim güzel şeyler vardı. Ya dedim, ben neyi kontrol edebilirim? Bu ödeme zaten yapılacaksa yapılır. Ama yapılması için yardım edilsin, kolaylaştırılsın ve lütfen hiç ummadığım anda güzel mucizelerle taçlanayım. Her sabah böyle kalkıyorum ama bu anlatıyorum. Hani neredeyse bir yıl böyle bir şey oldum hani. Şöyle bir davulun arasında olduğunuzu düşünün. Şöyle bir eğitimden geçtik çok şükür. Şunu anlatayım. Ödemeniz hazır diye telefon geldi. Eyvallah. Beklediğim rakam işte diyelim ki 1 lira. Ya bu arada da işte 2-3 ay sonrasında blok bir ödeme var. Ama bıraktım yani akışına. O güne bakıyorum. O günün ne programı var? O güne. Kendimi de gelecek ve geçmişten böyle şey yapabiliyorum o anda. Bugün ne var? Elektrik faturası, işte bilmem ne, şudur budur. Bakalım, bir gelsin, bakarız diyorum. Adam 5 lira gönderdi. Hani 1 liraydı ya. 5 lira gönderdi. Borcu olmayan şey de gönderdi. Niye böyle bir şey yaptı anlamadım. Açıp sormadım tabii ki de yani. Niye böyle bir şey? Teşekkür ederim dedim. Peki hangi tarihe biliyor musunuz? Blok ödememden bir gün öncesine. Ve hani taş gibi çek derler ya. Hakikaten taş gibi çek ve yani ben huzur içerisinde sadece teşekkür ettim. Neden? Mutluydum. Sadece para gönderdi diye değil. Ben sevildiğimi hissettim onda. O yüzden ne istediğimizi bilmek ve karşılığını almak, en önemlisi sevgiyi kabul etmek dostlar. Kimin tarafından? Sistem, Allah, yaratım, ne diyorsanız. O an var ya, nasıl bir güvendeyiz? Hadi korku güle güle, endişe, hadi canım, hadi. Hadi başka eve. Alayım, bir soru var. Ben şimdi kontrolleri görüyorum.
Oradan ses gitmeyebilir. Bir dakika sadece mikrofon. Ben şimdi çoğu insanları görüyorum, yani 50 yaşlarına geldiler mi, yaşlı moduna alıyorlar. Ay, ben, evet. Ben diyorum ki ya bu yaşlılığı niye çağırıyorsunuz? Yani insan çağırmadıkça yaşlılık öyle kolay gelmez, enerjileriniz düşmez. Yani böyle anlatıyorum, ben haklı olduğuma inanıyorum, bilmiyorum yine sizin... Vallahi ben şöyle şimdi hani çocuktuk, hatırlarız yani hepimiz, çok aramızda gençler de var ama... 30 yaş böyle ben 30 yaşıma geldiğimde falan derdim. 30'a geldim, baktım hiçbir değişiklik yok. Şimdi o zaman 40 yani. 40'a böyle adım atacağım. Hani yaşımı soruyorlar falan. İşte 39. Aa 40'a az kalmış. Hani ki böyle bir şey bitecek ama şunu da söylüyordum ifadelerinde. Hayat 40'ında başlar diyordum. O bir ters olumlama gibi. Gerçekten de hayatım 40 yaşımdan sonra bambaşka oldu. Baktım yine hani böyle bir hani bir şey yok yani, o 40 yaşında gördüğümle aramda bir fark var. 50'yi kaldırdım artık. 50 az kaldı çünkü. Şimdi bugün dedim ki böyle bir şey gördüm. Instagram'da mı Facebook'ta mı hatırlamıyorum. İşte 60'lı yaşlarında. 60'lı yaşlar bir hani 40'larda bir 60, hani 60 anneanne teyze bilmem ne. Ay yok ya dedim, 60 da gayet güzel yani. Hatta bence yaşıyorsak 70-80 de güzel. Ben biraz mesela diyorum işte yaşım 25, ben diyorum normalde 25 yaşındayım yani ben öyle yaşıyorum. Hayır, ben artık yaşı da bıraktım çünkü yani, yaş da bir kronometre. Hatta ben genç ben gösteriyorsun diye, hayır göstermiyorum, tam yaşımı gösteriyorum çünkü yaşımdan memnunum diyorum. İfade şekli olarak kullanıyorum evet. Yani, zamanı iyi kullanmadıkları için bence biraz yaşlılıkta da iki tür enerji var. Çok tonton yaşlılar var. Allah rahmet eylesin, Metin Bey öyle birisiydi. Dernekten de herkesin çok iyi tanıdığı. 80 yaşındaydı zannediyorum. Qigong öğrenmeye başlamıştı. Bir keresinde de Natural Fuar'da böyle birisi, hani çocukken yapardık ya, biri yatar, ötekisi onu ayağınla çevirir. Bunu yaptı ve bize feyiz oldu ve hani onunla sohbet etmek müthiş keyifliydi. Hep böyle faydalı şeylerden bahsederdi. Bir tane böyle kaçtığımız yaşlılar var. Hani o sizin anneanneniz, dedeniz, bir şeyiniz bile olsa mümkünse hani az görüşelim. Şeyi o, çünkü hep geçmişten bahsediyor. İyi yaşayın. Ve özellikle geçmişin dehlizlerinden çıkmıyor ve şikayet ediyor. Bu bizi rahatsız ediyor. Neden? Çünkü bize bir yolda gidersek aha da bu öyle olacaksın diyor. Şimdi niyet etmek diyoruz ya. Akşam oldu. Şimdi bu sabah ve akşam aynı zamanda ne demek yani? Akşam oldu, eve döndük, uyuduk, uyumak üzereyiz. Her neyse bir şey oldu ve aklımıza geldi. Bir dakika ya, bugün ben kendimle baş başa kalmadım. Bugün nasıl bir gündü? Buyurun şükür kapısını. Teşekkür kapısını. Siz birisine hizmet ediyorsunuz. Sürekli bir şey getiriyorsunuz, suratınıza bakmayın. 2, 3, 5. Bırakın onu, çocuğunuza bir şey veriyorsunuz. Ya bir teşekkür bekliyorsunuz. Sizin çocuğunuzun ya da eşinizin ya da arkadaşınızın güzel yemek yaptın demesine ihtiyacınız yok. Yemeği bu yüzden yapmıyorsunuz değil mi? Ama ellerine sağlık, çok güzel olmuş şimdi hepimizin bir hoşuna gidiyor. Artık denmediğinde rahatsız olur. No, beğenmedin galiba. Peki biz kainata teşekkür ediyor muyuz? Sadece işimize gelince. Hah, tam istediğim gibi oldu. Bak. Hah, tam istediğim gibi oldu. Bak ben biliyorum. Eyvah, o tam istediğim gibi oldular. İstemediğim gibi olduları burada beklettiriyor. Ne yapabiliriz? Şimdi hep şey konuştuk yani, böyle oluyor, böyle oluyor. Kendimizi ispiyonlayarak başlayabiliriz. Kendimize önce. Ya ben neye itiraz ediyorum? Önce kendimizi ispiyonlamaya başlayınca kendimize itiraf özgürleştirir. Önce kendimize itiraf ettikçe şu içerideki daralma gidiyor. Yani şurada bir sıkışıklık yaşıyoruz ya. Çoğumuz yaşıyoruz ara ara böyle bir kalp sıkışması. Ay öyle oldu, ay öyle. Olmasın. Hayır, kabul et. Ne o korku? Gel bakalım. Böyle olursa mesaj ne olur acaba? Oldu. Öyle de oldu zaten. Hiçbirimiz o zannettiğimiz şey olmadı. Yani
maddi bir sıkıntı yaşadığım bir dönem, inanın kendi ihtiyaçlarımı karşılayıp karşılayamamak değildi o gün, o anda yaşadığım şey. Başkalarının hakkımda söyledikleriydi. Beni bir hapishaneye koyan ve özgürlüğümün anahtarı isteyen istediğini düşünebilir oldu. Artık gidecek yer kalmamıştı. Yani bunu gönüllü yapmamıştım o gün. Ama şükrediyorum şimdi. Sahip olduğumu zannettiklerim şeyleri, zannettiğim şeylerin bana sahip olduğunu gösterdi. Bunun adına kariyer değil. Sadece mal mülk, sahip olduğumu zannettiğim şeylerin bana sahip olduğunu fark ettim. Yani buna ister kariyer deyin, ister birikimleriniz deyin. Bilgi de bir birikim. İnsanların sizin hakkındaki fikirleri de bir birikim. Oluşturduğumuz imaj. Zaten en önemlisi o. Şimdi özellikle çalışmalarda yine en çok duyduğum şeylerden biri aşk. Kadınlar daha kolay ifade ediyorlar da erkekler birebir çalışmalarda şey, hocam bir ben de aşık olmak istiyorum, aşk istiyorum. Aslında bizi bu farkında olmaya, şuurlanmaya, kendi hayat hikayemize buluşmaya yönlendiren de aşk. O yüzden tasavvufta aslında aşk diye tanımlanıyor. Nar-ı aşk dedikleri, aslında nar da yani alev, yakan aşk. Şu aşk, Arapça şık kökünden geliyor. Sarmaşık demek, hani sarmaşık. Aşk aslında bir etken ve bir edilgenin birlikteliği. Yani etken olan sarmaşık. O aşk, o saran, sarmalayan, sizi hareketsiz bırakan. Ama sizi besleyen, sizin içinizden açan, yükselen, her ne oluyorsa eyvallah delirten yani. O yüzden biz hayatımıza aşk çağırıyorsak, yak odunlarını, yak odunlarımı ateşinle, kül et ki yeniden doğayım diyoruz. Yani fark edelim etmeyelim, birçoğumuz aşka davetiye çıkartıyoruz. Ah aşk diyoruz. Evet, işte ondan bahsediyorum. Aşk çağırırken aslında aşkı çağırıyoruz. Aşk bir yere duyulabiliyor. Onun suretinde, yani yansımalarında seyredilebiliyor. Ama yani o Leyla ile Mecnun buluşsaydı onun adı evlilik olurdu, buraya anlatmazdık. Ferhat ile Şirin de şey olmazdı. Onlar güzel semboller. Yani birinin dağı delmesi, engellerin aşılması. Diğerinin yani itibarını bırakması, onun için gitmesi. Hep bunlar bize semboller. Yani bulunduğun hali, her şeyi bırakabilecek misin? Davetime icabet edebilecek misin? Gel dediğimde gelebilecek misin? Varlığımızın çağrısı bu. Yani biz aşka davet ediliyorsak, dile geliyor aşk. Yani dilde istiyoruz. Aşk. Aşık olsam diyorum. Ay aşk ne güzel diyorum. Değil mi? Halbuki bir aşık aslında aşka düştüğünün eserlerini seyrederken de o hali yaşıyor. O yüzden aslında modern dünyanın yarattığı illüzyondan uyanmak. Yani diyorlar ya bu hayat bir rüya, işte yok aslında falan filan. Yok, o yok kısmını sonra halledelim. İlk önce varlığı kabul edelim. Değil mi? Ama içinde bulunduğumuz illüzyon bir şey istiyor zorunda bırakılmak. O istediğimiz şeyler genelde karşılığında zamanımızı verdiklerimiz, çalışarak veya emekle, gayretle, bir şeyle yani işte saçınızın beyazı çıktı, cildinizin bilmem nesi, yaşlanmayacaksın, üstündeki hep aynı kıyafeti giyiyorsun, burada mı oturuyorsun, bu eşyayı değiştirmedin, sen hiç şuna gitmiyor musun, bir sinema, bir dışarıda yemek, yani bu taarruz altında bir kardelen gibi aslında niyetimizle buluşmak. Hani hayat amacımız dediğimiz şey gerçekten yapmaktan keyif aldığımız şey. Bunu sormazsak nasıl cevaplayacağız? O yüzden kendimize soracağız. Sabah oldu, niyet ettik. Küçük adımlar. Ta öyle diyor yani. Küçük bir şey değiştirmek istiyorsan çok şey değiştir. Ama büyük bir şey değiştirmek istiyorsan küçük bir şey değiştir.
O yüzden sabah niyetleriyle başlayabiliriz. Niyet defteri kitabında paylaştım. Ama çok böyle özetle sizlerle de paylaşayım. İstemediklerinizi değil, gelmesinde mutlu olacaklarınızı niyet edin. Yani işte kaza bela verme, öyle böyle olmasın, şöyle şöyle yapmasın. Onlar bir sanrı yani. Kısa, net. Güzel bir gün olsun. O gün bir zaman sıkışıklığınız varsa zaman dileyin, açılıyor. Siz dikkat ederseniz yaşarsınız. Yani 20 dakikada gidecek yola hiç gitmediniz mi 5 dakikada? Saate baktığım ve birisi benim adıma zamanı geri mi aldı dediğim zamanlar oldu. Zaman dileyin zaman olur. Sağlık dileyin sağlık olur. Maddi kaynak dileyin. Bakın para demedim. Maddi kaynak dileyin. Destek dileyin. Desteklenmek istediğiniz. Hallederim yerine hallolur. Hallederimle hallolur arasında bir yardım alma var. Yani biz yardıma kendimizi açtıkça kalp açılıyor. Kabul geliyor işte. Ya ben her şeyi hallederim ya. Bugün soru sormayı bırakın. Kainata cevabını almaya beklemeyeceğiniz soruları sormayı bırakın. Hı? Nasıl olur demiş, çok güzel bir örnek. Yani onlar ne yaşıyor? Anında alıp götürüyor. Bak gel burada ne yaşıyorlar? Nasıl olur böyle bir şey? Hemen sistem size servisine başlar. Çünkü siz halifesiniz. Halifeyiz yani. Oğul dediğimiz her şeyi çağırıyoruz. Aktimiz var. O zaman sorumluluğunu aldığımız soruları soralım. Merak ettiğimiz bir şey olabilir. Ya bu orkide nasıl yetiştiriliyor? Mutlaka cevaplanır. Şükretmek, mutlu olmak için ne istediğini, ne dilediğini, ne ifade ettiğini fark etmek önemli. Çünkü neden? Akşam oldu, eve döndük, hani uyuyacağız, uyumak üzereyiz veya geldik şöyle bir iki dakika, hani üstümüzü değiştirirken de şöyle oturduk. Nasıl bir gündü? Nasıl bir gündü? Bugün nasıl bir gündü? Hızlı bir gündü. Aldığın, verdiğinden memnun musun? O zaman çok şükür yani. Geldik, güne kavuşuyoruz. Sabah belki bu dünyada değiliz, bilmiyoruz yani o anda. Yatacağız bir uykuya ya, bir halde ölüyoruz. Aldığıma, verdiğime şükürler olsun denebilir, diyebiliriz. Bugün yaşadıklarım içerisinde beni yoran, üzen, her ne var ise onlarla vedalaşıyorum. Yani o hani ertesi güne, bir sonrakine taşımak istemediğimizde o anda vedalaşabiliriz. O anda vedalaştığımız kesilse dahi etap etap gidebilir. Şunu bitireyim, hemen isteyeceğim. Etap etap gidebilir ama çok önemli bir nokta burası. Çoğu zaman zaman belirttiğimiz için, hemen olsun dediğimiz ve hemen beklentimiz olduğu için birçok niyette geri dönüyoruz. Yani olmuş zaten, ben boşuna istiyorum ben. Aslında olmasın diye tezgah kuruyoruz kendimize. Oluyor, oluyor. Sen rahat ol. Oluyor diye paniklisin zaten. Oluyor. Annem baban gidecek. Eyvah, şimdi onlara kim bakacak? Sen onların kaynağı sensin ya. Bir Allah var yani. Bir sistem var. Sen ölünce de o köpeklere bakılacak. Kedilere bak, çocuğuna bakılacak. Hepsi olacak. Sen zannediyorsun ki sen olmazsan hiçbir şey olmayacak. Alalım mı şey? Mikrofon alalım. Ben de bu arada bir bu desteği istesem. Çok teşekkür ederim. Bir anda bugün nasılsın telefona bakıyordum, soruyla ilkildim. Nasıl bir gündü? Nasıl bir gündü? Harika bir gündü. Çünkü bugün kalbimde bir uzun zamandır görmediğim bir arkadaşımı özlediğimi ve görmek istediğimi böyle heyecanla, böyle bir ısrar eden bir niyetle buldum kendimi. Bugün geleceğim dedim. Burada hem sizin için gelmek için niyetlenmiştim. Ve kreatör kendisi bir sanatçı. Yanına uğradığım, kapıyı açtığım an o da istiyormuş. Seni görmek istiyorum. Ve koliler vardı. Bugün gidiyordum. Ah, ne muhteşem. Ben inanılmaz duygulandım. Ve inanılmaz sarıldım. Ve
İhtiyacım olan, kalbimde onun için söylemek istediğim niyetlerimi bir anda açıverdim. Açıverdim ve galiba bu bir buluşma. Evet. Yani buluşma anı, kainatın ikiyi bir etme anı aslında. Biz aldığımızdan, verdiğimizden memnun, şükürde oluyoruz. Evet. Ve gelirken şükür diyordum. Bana bu hissiyatı veren o Rabbim, Allah'ım, evren, bu sinyale açık olma halsim, yani çabam, bunları hissedebilmek gerçekten muazzam, yaşamak muazzam, heyecanı artıran. Harika, bu anda kendimizi onaylıyoruz. Yani şu yaptığımız şey, burada paylaştığımız şey, kendimizi onaylıyoruz. O zaman dışarının bizi onaylamasına yavaş yavaş daha az ihtiyaç duyuyoruz. Hayran olduğumuz insanlar da kafasına koyduğunu yapan insanlar. Hani 50 yaşından sonra işte ülke değiştiriyor, yok yabancı dil öğren, geçen gün öyle bir çalışma yaptık. Örnek, hani duyduğunuz, hatırladığınız örneklere bakın dedim. En çok zamanla ilgili şeyimiz var, blokajlarımız var. Hani blokajları konuşurken para ve maddi güç ilki, ikincisi de zamanla ilgili, yaş. Hani bu yaştan sonra. Bununla ilgili kitapta benim bir tablom var. Şimdi niyet kitabında, niyet defteri kitabında, yani yazın şeyinizi tek tek, isteklerinizi, diyelim ki bir konuda bir şeyinizi yazın. Bununla ilgili benim bir şeyim var, danışanla yaşadığım örnek var şeyde, kitapta da. İşte bana geldi, bir şekilde çalışıyoruz. Annesiyle ilgili bir takım problemler vardı. Ondan sonra ve diş hekimiydi. Şey de çok iyi değil. Hani muayenehanesinin yeri falan da çok iyi değil ama o memnun. Bir gün geldi, dedi ki benim muayenehane yıkılıyor. Oh çok şükür dedim ben. Nasıl yani dedi, çok şükür. Yıkılıyor diyorum dedi. E tamam, ne güzel çıkıyorsun işte dedim yani. Demek ki yenisi verilecek. Olur mu dedi. Neden verilmesin mi? Dedi yani işte oranın kirası çok uygun ama çok kötü yeri dedim yani. Oradan zaten o uygunlukta müşteri gelir yani. O uygunlukta hasta gelir. Onun kirasını çıkartacak kadar. Çünkü böyle sapa bir yerde saklanmış korkuları var ya. Nasıl olur, nasıl eder falan filan. E dedim sen de kiradan bu kadar rahatsızsan satın al. Dalga mı geçiyorsun dedi, nasıl alacağım? Ya sen niye soru soruyorsun dedi. Nasıl alacağım diye sorarsan bu nasılı sana anlatır. Tamam, gel yapalım. Ne istiyorsun? Sen şimdi istediğin gibi anlat. Şöyle bir yer istiyorum ama para lazım. Böyle olsun ama para lazım. Şöyle olsun ama para lazım. Ya sen bir yer istemiyorsun ki. Sen param yok diyorsun yani. Yani benim hani sopam para diyorsun. E ne diyeyim? Ya sen ne istediğini söylemedin henüz. İste. Ne istiyorsan iste. Nasıl yani? İsteyeceğim, verilecek mi? Yani uzun süre çalışsanız da blokaj yani. Sen iste. Tamam dedi, istiyorum. Bir de böyle bir yarım meditatif bir çalışma yaptık. Girdi. Gördü işte ağaçta şöyle böyle falan ama görmesine rağmen inanmıyor. Yani gördüğümüze inanıyoruz da bu gördüğümesine rağmen inanamıyor. Uzun bir süre inatla kiralık aradı. Bu çalışmayı yaptık, niyeti yaptık. Zannetmeyin ki hemen sabahleyin aydınlandı gidip şey emlakçıya hani ben satın almak üzere falan dedi. Şimdi o niyeti yaptı ya. Biz bir konuda kararlıysak da öteki kapılar kapatılıyor. Saçma sapan ki kiralık yer kalmadı. Yok. Bir de yer belirtiyor. Şu alanda istiyorum. Neden? Ben orada büyüdüm çünkü. Hani büyüdüğün yerden çıkamayacaksın. Blokaj. Aile realitemde kalayım. Şimdi ne oldu biliyor musunuz? Fikirtepe'deydi şeyi. Muayenehanesi. Pat diye Gözcü Baba'ya attılar. Gözcü Baba'nın da merkezi yerine. Bu arada inancı gereği kredi kullanmak istemiyordu faize karşı olduğu için. Yani inanıyorsunuz biliyorum. Beşer onlar toplandı. Böyle bir pat diye aldı. Geldi ki aldım ben dedi yeri. Tamam zaten ona niyet ettik dedim. Niye şey yapıyorsun? Aradan zaman geçti. Bu kitapta yok bu kısmı. Geldi dedi ki bir arada çalışmaları yapıyorduk onun orada. Ben bir şey söyleyeceğim dedi. Evet. Burası yıkılıyor dedi. Ah ne şahane dedi. Demek ki seni birazcık daha ileriye atacaklar. Uzun bir süre inşaat firmasıyla ve şeyle dalaştı.
İşte yerini beğenmedi bilmem. Dedim ki bak, bulunduğun realiteden çıkmak istemediğin için bunlar oluyor. En kötü yeri veriyorlar ona. Şimdi mesela hak ettiği işte 80 metrekare bilmem ne bir şey. 2 yıl öyle durdurdu şeyi. Yıkımı. Şimdi yıkıldı. Şimdi Ziver Bey'de. Zirveye doğru gidiyor yani. Ve çok daha büyük bir yerde. Evet evet. Öyle birkaç örneğim var. Şey yazın. Engel gördüğünüz şeyi yazın. Tamam mı? Hani bir şey, yeni bir iş kurmak istiyorsunuz. Karşılığında ne var? Yapmanızın önündeki engel. Göreceksiniz, çoğunlukla para ve zaman çıkacak. Bununla ilgili de meltemguner.com diye bir sitem var. Elimden geldiğince paylaşımlarda bulunuyorum. Yine karşıda bir şeyimiz var, merkezimiz var, Ünal Güner Yaşam Merkezi. Oradaki çalışmaları Facebook'tan duyuruyoruz. Zaman zaman canlı yayınla paylaşıyoruz. Bu tarz çalışmalara yoğunlaşıyoruz çünkü ortak alan. Hani birimiz dönüştüğünde de aslında bir ferahlama oluyor. Yani o aydınlanma, Mesih enerjisi hepimize yansıyor. Yani bir uyanan binleri ferahlatıyor yani. O yüzden inşallah birimizden biri uyanıyordur. Meltemguner.com. Ben bir soru sorabilir miyim? Eyvallah. Demin de bahsetmiştiniz. Hani tam bir şey istiyoruz, olacak gibi oluyor fakat bizi geri atıyor. Bir türlü olmuyor. Tam olacak zannediyoruz, gene geri düşüyoruz. Hani mesela bazı isteklerimiz diğer insanlarla da ilgili olabilir. Bir topluma ilgilendirilir. Veya istediği isteğimize bağlı başka insanlar olabilir. Onların enerjisine mi karışıyoruz da biz böyle geri atılıyoruz? Yani o kısımla ilgili bir iki cümle daha. Tabii söyleyeyim. Şöyle ki, diyelim ki mevcut sistemle ilgili bir sıkıntımız var. Bulunduğumuz semtteki muhtarı beğenmiyoruz. Muhtar istediğimiz gibi şey davranmıyor. Yani işte çevreyi yeşillendirmiyor. Hep gidiyor, işte moloz döktürüyor sağa sola. Biz muhtarı değiştiremeyiz. Çünkü yani muhtara bir tane oy hakkımız var, attık onu. O muhtar, bizim muhtarımız. Önce oturduğumuz semtin muhtarı. O evi almışız artık, o evden de çıkasımız yok. Hani başka bir semte taşınmaya niyetimiz varsa o ayrı. Ama semtimizi seviyoruz, her şey de yolundaydı. Nereden çıktı bu muhtar diyorsak oturup bir yazacağız. Bu muhtarın nelerine gıcık oluyorum ben. Tamam. Şimdi ben tamamlanma dedik ya. Biz ayrıldıkça aynılık devam ediyor. Aynılık. Biz ayrıldıkça, ayrı düştükçe aynılık devam ediyor. Yani aynı çemberde dönüp duruyoruz. Şu anda ülkece mahallemizde yaşadığımız şey bu. Aynılık. Neden? İtiyoruz. İnsan kendiyle aynısını iter. Negatif negatifi, pozitif pozitifi iter. Değil mi? Birimizden biri dönüşümü kabul edecek. O farklılık beni tamamlıyor. O neyse. Yani bu aydınlanmayı buradan başlatmak kıymetli zaten. Yani yapacaksak, hep beraber bir niyet yapacaksak. Yani çünkü ne dedik? Üçüncü faktör neydi? Yaşadığımız coğrafya, yaşadığımız ortamın bize mesajı. Biz kendini dönüştürmüş toprakların insanıyız. Bunu hatırlayalım lütfen. Hep negatife bakıyoruz. Biz kendini dönüştürebilme yeteneği olan bir toprağın çocuklarıyız. Küllerinden doğmuş bir toprağın çocuklarıyız. Burada kaç kültür öldü, yeniden doğdu. Öldü, yeniden doğdu. Hepimiz onay vermeden ölüm yok. Ölüm varsa da onay vermişiz. Bu yani bedensel ölümde nasılsa, yani bir baba ölüyorsa ister istemez ya hasta artık çekmesin diyoruz ya gitsin diyoruz. İçeriden kabul ediyoruz. Bir baba ölecekse önce kabul edeceğiz, reddetmeyi bırakacağız yani. Çünkü o bize bir şey anlatıyor, anlamak istemiyoruz. Yani ne yaptık? Mahallenin daha demokratik olmasını istiyoruz. Yeşil çok kıymetli oldu. Diğerinin bizimle olan temasını onaylamazsak diğeri bizi itiyor. Biz de onu itiyoruz. Komşuya dandan vuruyoruz. Senin çocuklar çok şey yapıyor. Götür bakalım bir tabak kek. Senin çocuklar şu keki yesin. O diyecek o zaman. Çocuklar ayıp. Yapmayın. Biz hep bağırıyoruz. Bize birisi bize bağırdığı zaman, yapma dediği zaman tetikleniyoruz.
hepimiz yani bu ülkenin coğrafyasının şeyi bu. Biz böyle dışarıdan bir şey söylenmesini seven bir millet değiliz. İlk önce biz yeşilin kıymetini niye bilmedik ona bakacağız. Çünkü Bağdat Caddesi'nde binalar yıkılıyor. İş yerim o dönem olduğu bina kentsel dönüşüme gitti. Ben de bisikletle gelip gidiyorum her yere. Şimdi demokrat insanların oturduğu, medeni olarak tanımlanan, katı da kuralları olan, hani Kadıköy'de de oturan insanlar, işte yeşile saygılı, kedi köpek besleyen harika insanlar, öyle değil mi? Ama iş kendi alanlarına gelince o ağaçlar kütür kütür gitti. Kapatıldı şeyler duvarlarla. Hiçbir apartman dayatmadı eski ağaçları kalsın diye. Biliyor musunuz? Bağdat Caddesi'ni geçin şimdi. Bu mış gibi yapmaktır. İki tane çamı dikmekle olmuyor. 30-40 yıllık ağaçları kesmek, kepçeler bu. Bu kendimize yaptığımız riyadır. Yeşile sahip çıkacaksak o yeşil bizim değil. Onlar emanet. Biz emanete ihanet eden bir ulusuz. Yani özgürlüğe de ihanet ettik. Demokrasiye. O zaman önce özür dileyeceğiz. Kabul edeceğiz. Ve bir sabah kendimiz dönüşüme hazır olduğumuzda göreceksiniz. Dönüşecek. Neden? Çünkü çok güzel uzak doğunun bu yin yang işareti var ya. En büyük karanlık beyazın doğduğu andır. Önce bir kere niyette, hani dedik ya niyetin en önemli şeyini başlangıç. Önce kabul edeceğiz. Eyvallah buraya geldi bu durum. Gitsin 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 değil. Bu durumu kucaklıyorum. Ben artık temayı destekliyorum. İşte şunu yapıyorum, çocukların eğitimi. Diğerini kabul ediyorum. Bir şeyin dayatması ne kadar zormuş anladım. Bana dayatılınca ben de başkasına dayatmayı bırakıyorum. Bakın dayatmayı itiraz olarak alabiliriz. Şunu da diyebiliriz. Ya dayatmak ne kötü bir şeymiş. Ben istediğim gibi olmak istiyorum. O zaman diğerini kabul ediyorum. O da diye istediği gibi olabilir. Ama bu eşit şekilde, olabildiği kadar eşit şekilde ve aydınlanmış insanların topluluğu olursa olur. Demokrasi çoğulcu yönetimdir. Bir kere bunu kabul ediyoruz değil mi? Çoğul cahilse cahilce yönetilirsiniz. O zaman nedir? Biz önce kendimizi, sonra en yakınımızı daha iyi kendini geliştirmesi için destekleyeceğiz. Spor yapmayan bir ülkeyiz. Çocuklarımıza sporu değil, koleji öneriyoruz. Koleje gitmediğinde ezik hissediyoruz. Açık hava, bütün uzak doğu açık havada tai chi yapıyor, qigong yapıyor. Parayla ilgisi yok bunların. Çocuğu yürüyüşe götürmüyoruz, AVM'de oyuncak almaya götürüyoruz. Veriyoruz iPad'i eline, otur konuşma, seninle uğraşamam. Şimdi dedikodu yapıyoruz. Orada burada televizyon seyir. Kaldırın televizyonları evimizden. Kaldıralım hep beraber. Değil mi? Güzel şeylerden bahsedelim. Bakın her şey değişecek. Bu ülke böyle geldi bu yola. Yani zamanında bu ülke dönüşürken Anadolu'nun ekecek, biçecek toprağı yoktu. Köylünün yoktu hiçbir şey. O köylü ekti. Şimdi köylü de ekip biçmiyor. Ama biz köylüden almıyoruz. Başlayacağız. Bir yerden başlayacağız. Hani dedim mi? Küçük bir adım. Minik bir adım. Bir çocuğa kitap hediye etmek. Şu metal oyuncakları, plastik oyuncakları tavsiye etmek. Hediye etmek. Bir eve giderken plastik stres yaratıyor. Şunu hediye ediyorum. Kullandırma çocuğuna şu bilmem ne değil. Hani bir tabak kek. Bizim kültürümüzde bu var. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz dünyamıza. Bu değişen dünyanın realitesi. Cahilleştirilen toplumlar mutsuzlaştırılıyor. Çünkü ne istediklerini bilmiyor. Herkes çoğunluk yani alışveriş merkezinde çoğunluk araba kredisi bilmem ne derdi. Birisine diyorum ki işinden ayrıl, mutsuz. Öleceğim, gebereceğim. Araba takside, evin taksiye git. Sat evi. Ver gitsin. Senden kıymetli mi? Herkes böyle gidiyor. Yani nereye niyet edeceğiz? Olmasını istediğimiz hale. Biz şu anda olmasını istemediğimizden bahsediyoruz. Şöyle olmasın, böyle olmasın, şöyle hayır. Kendini ifade edenlerin ülkesi olsun. Kendini özgürce ifade edenlerin ülkesi olsun. Buyur. Zaman durumumuz ne bu arada? Şimdi bayağı bir şey oldu mu? Askerden geldikten sonra diyeyim, hep o acı çeken hayvanların ve katledilen bitkilerin duygu hallerine
çok merak ediyordum. Yani şunu söyledim, dedim ki hani imaj çalışması yerine o duyguyu, o enerjiyi hissetmek istiyorum. Sadece bunu söyledim. Bu sefer de çok güzel bir şey oldu. Bir sabah kalktığım zaman yürüyüşe çıktım. Yürüyüşe çıktığımda güneşin sıcaklığı aynı zamanda rüzgarın tenime çarptığı zamanki o ahenk, aynı zamanda yürürken diz kaputlarımın bükülüşünü hissediyordum. Bunu aynı anda hissetmeye başladım. Sonra içimden bir ses dedi ki bir dur dedi, gözünü kapat ve ağaca dedi dokun. Ağaca dokunduğum zaman o bu arada hiçbir şekilde bu imaj çalışması değildir, onu söyleyeyim. Dokunduğum anda onun enerjisini öyle bir hissettim ki o ağacın dallardan bir tanesi kopmuştu. Gözlerinden yaşlar inmiyordu. O ağaca yoğun bir şekilde hissediyordum. O ağaca sadece, o ağaçla beraber ağladığını, ama şunu söyledim, bunu isteyen benim. O zaman dedim ben ağaca sevgi göndermem lazım, bir şifa göndermem lazım dedim. Gönderdiğim zaman ağacım bana bir şekilde kendi diliyle teşekkür ettiğini hissetmiştim. Güzel, harika. Daha sonra Bank'ta bunu yapıyorlar zaten. Bu yaptığın çok güzel bir çalışma. Daha sonra çok affedersiniz, balkona çıktım, evin balkonuna çıktım. Karşı evin çatısında, karşı apartmanın çatısında bir tane karga gelmişti. Ağzında, gagasında bir ceviz, bir didik didikliyor ama kıramıyor onu. Ve ben şunu söyledim, ben onunla iletişime geçmek istiyorum. Bir geçiyorum. Yoğun bir şey, gerçekten bunu bütün benliğim de istedim. Daha sonra dedim ki, ona bir mesaj gönder, hani bir yardım etmeliyim dedim. Dedim ki, o cevizi al, yukarıya doğru çık ve tepeden aşağı o cevizi bırak. Zaten çatlayacaktır, çatladığı yere gagamı vur. Aynısı. Bu şekilde. Sonra, yalnız tabii bu 4-5 dakika geçtikten sonra, öyle söyleyeyim. Peki. Ama bu biraz inatçı kargalar. Zamanla ilgili uyarılıyorum. İnşallah tekrardan bir araya geliriz. Yepyeni bir niyet açılımlarıyla. Ben son olarak ülkemiz için beraberce bir niyet yapmaya davet etmek istiyorum sizi. İzninizle önce bizi seyredenler de oldukları yerde bir ayağa kalksınlar. Bu bulunduğumuz hali bırakmak için hangi haldeysek şu ana kadar üzerimize yük olmuş, lütfen bir omuzlarınızı kaldırın ve bırakın. Ve ayaklarınızın üstünden, altından hepsi akıp gitsin. Aldığımız yükler, şu ana kadar hayrımıza çalışmayan, hayatımızda karmaşa yaratan, zorluk çağıran niyetleri iptal ediyoruz. Yerine kolaylaştıran, yardım alan, önümüzü açan, keyifli anlarla buluşmamıza aracılık eden niyetleri kabul ediyoruz. Buyurun oturun şimdi. Beraberce kalpten kalbe inşallah akışın ileteceğini aracılık edelim. Yerin ve göğün enerjisi, geçmişin ve geleceğin, an içinde buluşan gücü, bize verilen bu değerli hazineyi, toprağımızı, bize kucak açmış, bizi besleyen, her anımızda bizi destekleyen bu şahane vatanı, toprakları, ve onun bize verdiklerini fark ederek sevgiyle kucaklıyoruz. Burada kendimizi güvende,
keyifli hissederken, geleceğimiz için, hayırlı işlerin içinde olmayı, gelişimi, bütüne, kendimize, geleceğimize, geçmişimize, faydalı işler içinde olmayı seçiyoruz. Karşıt diye gördüklerimizin bir tamamlanma olduğunu, her bir karşıt dediğimiz halin bizim diğer parçamız olduğunu kabul ederek kucaklıyoruz. Huzur içinde, barış içinde, sevgiyle, güzellikler üreten, toprağının kıymetini bilen, çocuklarına değer veren, verilen kaynakları hayır için kullanan bir toplum olmak için niyet ediyoruz. Niyetimiz kabul olsun. Yer ve gök yardımda. Sağ olun. Her birinize çok teşekkür ediyorum. Geldiniz, dinlediniz. Sağ olun, var olun. Ben de çok şey öğrendim bu akşam. Sağ olun, teşekkür ederim.